Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim. Kenan Doğulu Dağı'nı, kendisini aşktan ağlatan eşi Berent Saat'e aşk dolu sözler. En büyük teşekkürü ona da ediyorum ben, aylar süren. Son dönemin en romantik anlarını yaşayan Kenan Doğulu aşkına neler söyledi? Canım, sevgilim, eşim. Az sonra. Rapçi Sefo, minik hayranının seçim vaadini gerçekleştirdi. İşte başkan, başkan gibi başkan. Doğan'a verdiği vaadin arkasında duran doğru sözlü başkan Doğan'a. Sefo'nun minik Doğan'a ve okulunu ziyaretinde neler yaşandı? Merhaba. Az sonra. Emre Altu, eski eşi Çağla Şikel'le ilgili hangi iddiayı duyunca bu tepkiyi verdi? Onu haberi yapana sor. Az sonra. Yepyeni bir yıla girmeye bir ay kalmışken hafta sonu keyfiniz cumartesi sürpriziyle karşınızdayız. Ekranların en kaliteli magazin programıyla hafta sonu sabahında evlerinize konuk oluyoruz. İşte ünlülerin renkli dünyası diyor ve sizleri mini bir haber turuyla baş başa bırakıyoruz. Magazin dünyasında son bir haftada neler yaşandı? İşte renkli haber turumuz. Başrollerinde Aliye Uzunatağ'ın ve Ali Sürmeli'nin yer aldığı Elif Ana filminin galası yapıldı. Galada İlyas Salman ve Aliye Uzunatağ'ın bakın neler söyledi. Öncesi bol bir Anadolu kadınının hikayesini anlatmışız. Neler hissettiniz? Herkes Elif Ana filminden bir şeyleri kendine alsa, gerçekten iyilik iyidir. Film bunu anlatıyor. Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'a Mehmetçik Vakfı'ndan anlamlı bir teşekkür plaketi geldi. Ersoy oldukça duygusal anlar yaşadı. Sevgili komutanım, inşallah nice birliktelikler, nice el ele vererek birçok acıyı, birçok yarayı iyileştirmek dileğiyle inşallah hep beraber olalım. Hep beraber ve hep birlikte. Sanat dünyasının usta isimlerinden Ayhan Aşan yeni şarkısı İnşallah'a klip çekti. Klipte eşi Ayla Aşan'ı öpmesiyle ilgili bakın neler söyledi. Yani şarkı yaşanmışta olan bir şarkı. Güzel günler oluyor, yaşanıyor. Tabii bir aile, eş bir arada olduğu zaman da bunlar olan şeylerdir. Onun için biz onu da yansıtmak amacıyla böyle küçük bir öyle bir sahne kondu. Ama ya ben çok tepki alacağını düşünmüyorum. Yani insanlara sıcak geleceğini düşünüyorum. Yani baktığın zaman da biz hani karı koca olarak yani birbirimizi öptük ama karı koca olmayıp da birbirini öpenler çok. Serdar Ortaç, Down sendromlu çocukları ziyaret etti ve bakın neler söyledi. Artık aynı sınıflarda okuyoruz. Aynı yerlere gidiyoruz. Beraber eğleniyoruz, konserlerime geliyorlar. Karabiberimi söylüyor, o poşeti söylüyor, o gıybeti söylüyor. Bunlar güzel şeyler. Bir belediyenin görevi sadece otobüs işletmek, yol tamir etmek, çöp toplamak vesaire, bina boyamak değil. Böyle şeyler de var. Başrollerinde Algı Eke ve Alper Saldıran'ın yer aldığı Sil Baştan Kaynanam galası düzenlendi. Galada Algı Eke, Sivas'taki çekimlerde büyük keyif almış. Kaynana gelin çatışması adı altında tatlı bir hikayemiz var. Heyecanlıyız hepimiz. Herkesi bekliyoruz izlemeye. Çok güzel günler geçti Sivas'ta. Sivas'ı da çok sevdik. Yani
Umarım buradakiler de bizim orayı sevdiğimiz kadar izleyince Sivas'ı severler. Başrollerinde Gürgen Öz ve Gonca Vuslateri'nin yer aldığı Her Şey Dahil filminin renkli galası geçtiğimiz günlerde düzenlendi. Galada Gürgen Öz keyifle çalıştıklarını anlattı. Bol bol gülerek, eğlenerek ve Datça halkıyla gerçekten iç içe o güzel şehirde, güzel insanlarla beraber, o güzel manzaralarda çok pozitif bir film çektik ve bu filme de yansıdı. Teşekkür etmek amaçlı. Böyle size layık olmasa da bir çiçek kesirdim. Aa, çok iyi. Her kadın belki biraz korunmak ister gibi geliyor. Kıbrıs'ta sahne alan Koray Avcı ve Hakan Taşıyan şarkılarıyla hayranlarına keyifli anlar yaşattılar. En başından beridir, henüz albümümüz yokken de bizimle birliktelerdi. Özellikle Kıbrıs halkından bahsediyorum. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. İyi geliyor bana burası. Özlediniz mi sahne? Yani mesleğimiz, gönlümüz bizi şarkı söylemeden yapamayız yani. Müzikle yaşayan insanlarız. Bozulmadı. 3 yıl aradan sonra Recep İvedik geldi. Allah! Allah! Ve Şahan Gökbakar en özel açıklamalarını yine Show TV'ye yaptı. Çok güzel sahneler var. Elektrik faturasından Ayvalık'a Recep İvedik 7 fikri nasıl ortaya çıktı? Ufak bir cinnetin ardından. Recep İvedik yaşlanacak mı? Şahan Gökbakar yaşlı Recep İvedik filmi çekiyor mu? Bir kırsaçlı Recep de olur herhalde. Kara Ambar Kamyoncular Derneği nasıl gerçek oldu? Recep İvedik'in otel odası nasıl kral dairesi muamelesi görüyor? Bir tane Kara Ambar Kamyoncular Derneği kurulmuş. Sen Kara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Değilim, ne olacak? Recep'in kaldığı oda ayrı pazarlanmış. Kapı benim kapım olduğun da bir problem yok. İlk kez konuştu. Ata Demirer'in son filmindeki karakteri Recep İvedik'e benziyor mu? Gömleğinden. Az sonra. Hülya Avşar aradığı jönü buldu. Hülya Avşar'ın yeni gözdesi kim? Hülya Avşar ve jönünün tanışma hikayesine çok şaşıracaksınız. Bir baktım önümden geçiyor. Bir dakika dedim böyle. Az sonra. Cumartesi sürprizi kısa bir aradan sonra devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Seda Sayan ilk kez konuştu. Seda Sayan, eşi Çağlar Öktem'le kavga ettiği, evinden kavga seslerinin yükseldiği iddialarına ne dedi? Nereden biliyorsunuz ya? Az sonra. Demet Akalın sahnede neden ayakkabı değiştirdi? Az sonra. Hande Erçel deniz kızı olacak mı? Tam en son bir deniz kızını canlandıracaktınız bir dizinizde ya. Güzel oyuncunun çok isterken sağlık sorunları nedeniyle ertelediği planı ne? Sağlık durumlarından kaynaklı. Az sonra. Sen benim en kıymetlimsin. Yılın en romantik çifti yine aşkın doruklarında. Böyle yeni aşka olan inancımı kaybetmiştim, bize hep umut veriyorsunuz diyorlar. Onları böylesine tatlı tatlı güldüren Kenan Bey, ben sizi de...
Kenan Doğulu'yu böyle zor duruma sokan soru ne? Çok zor bir soru. Gerçekten çok zor bir soru. Az sonra. Duvar Utkay'ın dadı açıklaması. Yani öyle aşçılarla, dadılarla, işte bakıcılarla büyütmedim yani bu çocukları. Alnımı teriyle büyütüyorum. Mahsun Kırmızıgül'ün set arası konseri. Eser Berfu Yenenler'in çift terapisi. Karı koca çalışmak zor. Senin de çalışmak zor. Orası home office'ti ya. Ya ne home office'i bırak. O zamanlarda Eser'in tek kişilik gösterisi var. Şimdi çift kişilik gösterisi var. Gülse Birsel'in yeni filmi. Yılbaşı gecesinin ilk görüntüleri. Az sonra. Ünlüler değil, tarzları konuştu. Hande Erçel'in şıklığıyla Can Bonomo ve Öykü Karayel'in tarzlarıyla dikkat çektiği partiden manzaralar. Az sonra. Ezgi Mola açtığı davada ifade verdi. Ezgi Hanım açıklama yapmak ister misiniz? Serenay Sarıkaya ile ilgili karar verildi. Ünlülerin yaşadığı saplantılı hayran olaylarında son gelişmeler. Az sonra. Bazıları operasyonla, bazıları makyajla, bazıları yıllarla güzelleşti. Ünlü güzellerin yıllar içindeki güzellik evrimleri, estetik değişimleri ve farklı halleri geliyor. Az sonra. Gelenek bozulmadı. 3 yıl aradan sonra Recep İvedik geldi. Allah! Allah! Ve Şahan Gökbakar en özel açıklamalarını yine Show TV'ye yaptı. Çok güzel sahneler var. Elektrik faturasından Ayvalık'a Recep İvedik 7 fikri nasıl ortaya çıktı? Ufak bir cinnetin ardından. Recep İvedik yaşlanacak mı? Şahan Gökbakar yaşlı Recep İvedik filmi çekiyor mu? Bir kır saçlı Recep de olur herhalde. Kara Ambar Kamyoncular Derneği nasıl gerçek oldu? Recep İvedik'in otel odası nasıl kral dairesi muamelesi görüyor? Bir tane Kara Ambar Kamyoncular Derneği kurulmuş. Sen Kara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Değilim, ne olacak? Recep'in kaldığı oda ayrı pazarlanmış. Kapı benim kapım olduğunda bir problem yok. İlk kez konuştu. Ata Demirer'in son filmindeki karakteri Recep İvedik'e benziyor mu? Gömleğinden. Az sonra. Kenan Doğulu'dan Emre Altuğ'a, Şevval Sam'dan Melis Sezen'e İstanbul gecelerinde neler oluyor? Kim nerede görüntülendi? İzliyoruz. Tema Vakfı'nın Umut Yeşerten Şarkılar Gecesi'ndeyiz. Özge Gürel, Serkan Çayoğlu çifti tüm şıklıklarıyla anlamlı gecede. Tema hepimiz için, hepimizin geleceği için, hem dünyamızın, hem ülkemizin, hem çocuklarımızın, hepimizin geleceği için çok önemli bir kuruluş. O yüzden burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu pazartesi ilk bölümüyle ekrana gelecek Show TV'nin yeni dizisi Sipahi'de başrol Özge Gürel. Diziyle ilgili heyecanı büyük. 12 Aralık pazartesi başlıyoruz. Çok heyecanlıyız. Bakalım. Çekimler nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Gerçekten çok keyif aldım, çok mutlu olduğum bir set. Çok da heyecanlıyım, benim için çok farklı bir karakter. Emre Altuğ gecenin konuklarından. Tema
Türkiye'ye çok büyük faydalar sağlamış, çok önemli bir vakıf. Bu akşam da inşallah 100 bin fidan daha bağışı hedefliyoruz kısmetse. Bir dedikoduyu soralım onu yakalamışken. Çağla Şikerli 2008 yılında evlenmiş, 2015'te evlilikleri sona ermişti. Sen istiyorsan canım sana feda, sen ne diyorsan kabul. Haklarında bir iddia ortaya atıldı geçtiğimiz aylarda. Eski çiftin boşandıkları dönemde çocuklarının etkilenmemesi için yeni sevgilileriyle görüntü vermeme sözleşmesi yaptıkları iddia edilmişti. Bu iddiayı soruyoruz Emre Altuğ'a. Hadi arkadaşlar. Hadi. Onu yap, haberi yapana sor. Tamam. Gel burada söyleyeyim. Çekemediyse onu haberi yapana sor. Derya Ulu gecenin konukları arasında. Valla Tema Vakfı çok önemli bir kuruluş, yıllardır ülkemizde olan ve hem doğayı hem dünyayı güzelleştirmek, iyileştirmek adına en azından kötüye gitmemesini sağlayacak çok adımlar atıyor. Biz de elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz. 2022 biterken nasıl bir yıl geçirdiğini soralım. 2022 benim açımdan güzel geçti. Çünkü iki senenin sonunda pandeminin bitmesiyle bir de çıkardığımız şarkıların insanlar tarafından sevilmesiyle çok güzel konser maratonları geçirdik. Bütün Türkiye'yi dolaştık. Başarılı bir yıl geçirdi Derya Ulu ama gözü daha yüksekte. 2023 için altın yıl diyor. Benim için aslında oldukça başarılı, güzel bir yıl. Yani gümüş yılı oldu, tam altın değil. İnşallah 2023'te altın yıl olmasını planlıyoruz. Son dönemde adı Acemi Çapkın'a çıkan popçu Buray, geçtiğimiz haftalarda bir güzelle sarılırken yakalanmış, fotoğraflar gazete sayfalarına yansımıştı. Allah'ız Allah'ız yanalım, gök kubbeye varalım. Buraya bu yakalanma soruluyor, kaçıveriyor hızlıca. Dün de bir hanımefendiyle görüntülendiniz ama iddia yalanlamıştınız. Fotoğraflar yayınlandı şimdi. Arkadaşım diye açıklama yapacak mısınız? Pelin Karahan yeni imajıyla gecede. Çocuklar, ailem, işte bir yandan böyle sosyal sorumluluk projeleri var. İşte katıldığımız eventler var, lansmanlar var. Güzel yani, hiç durmuyorum. Gene öyle devam ediyor. Kenan Doğulu geliyor. Gecede yapılan bağışlar için çok mutlu. Çok mutluyuz. Hedefimize ulaşmış olmanın tatlı gururunu yaşıyoruz. Doğa dostu bütün arkadaşlarımıza, gönül verenlere, destek olanlara sonsuz teşekkürler. Kenan Doğulu'yu bulmuşken katıldıkları gecede eşi Beren Saat'le yaşadığı anları soruyoruz. Ne konuşmaydı, ne duygusal saniyelerdi ama. Çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyle onu göğsümde taşıyarak belki ben bugünün manifestosunu çocukluğumda yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim. Ve böyle yaş aldıkça seksileşen yılın ikonunu bu ödülü verdiğim için çok mutluyum. Sevgili. Seni çok seviyorum. Kenan Doğulu o anları anlatıyor. Oldu aslında, biz gördük. Doğuldu çünkü planlamadık. Biz konuşmayı konuşmadık bile. Hani Beren ne diyecek, ben ne diyeceğim, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Çünkü aslında ödül törenlerinin akışında spontane olunca her şey çok daha samimi, çok daha tatlı oluyor. Canım, sevgilim, eşim o kadar güzel şeyler söylüyor ki duygulanmamak mümkün değildi. Beren Saat'e teşekkürü bir borç biliyor. En büyük teşekkürü ona da ediyorum ben. Aylar süren yolculuklar, seyahatler, turneler, çekimler vesaire. En büyük destekçim her zaman o. Dün akşam da yine aynı şekilde kalplerimizi birleştirdi. O yüzden çok mutluyum. Teşekkür ederim. Güzel oyuncu Melis Sezen'in işbirliği yaptığı markanın lansmanındayız. Melis Sezen, Miami'den ayağının tozuyla döndü. Cansu Dere ile buluştuğu Miami seyahati nasıl geçti? Çok keyifli geçti Miami. Çok eğlendik birlikte. Çok da özlemişiz birbirimizi. Hatta dedik, aa burada mı buluşacaktık? Çok keyifliydi. Kerem Bürsin'le de buluştu Miami'de. Çok keyifliydi. Kerem Bey'le biz orada tanıştık. O da çok tatlı bir insanmış. Ve dansı. Porto Rikolu Carlos Ponce ile yaptığı salsa çok konuşuldu. Salsa yaptığımı söyleyince hemen böyle çat ya, hadi o zaman yapalım dedi. Yaptık, öyle küçücük bir şey ama hatta uyuşamadık da çünkü ben ondan biliyorum, o on two biliyor, onların böyle tarzları, çeşitleri var ama çok eğlendik. (Gülüyor)
biraz da dedikodu yapalım mı? Melis Sezen'in kalbi boş olmasına rağmen hep bir aşk dedikodularının içinde. Benim hayatımda hiç kimse yok. Özel hayatımda hiç kimse yok. Aşka bakış açısı fazlasıyla romantik. Yani şöyle söyleyeyim, aşk gerçekten çok özel bir şey. Bulunması zor da bir şey. Umarım her insanın gerçekten hayatında yaşamasını istediğim bir şey. Ama her şey önce kendini sevmekle başlıyor bence. Ama hayatımda gerçekten kimse yok. Olsa söylerim. Niye söylemeyeyim? Şimdi de Hey Gidi Karadeniz konserine gidiyoruz. Ey kız balık mı yandın da yoksa kocam yandın? Ey kız balık mı yandın da yoksa kocam yandın? Konser öncesi sahneye çıkacak değerli isimler heyecanlı. Şeyval Sam konserin anlamını şu sözlerle özetliyor. Bu konserin en anlamlı tarafı en son 2003 senesinde Kazım'la birlikte Hey Gidi Karadeniz demiştik. Aradan neredeyse 20 yıla yakın bir zaman geçti. Tekrar bir araya gelmiş olmak hem buruk bir sevinç, aynı zamanda senfoniyle bir arada olmak da yani kreatif açıdan da çok büyük bir fırsat bizim için. Yıllar önce rahmetli ağabeyi Kazım Koyuncu bu konseri verirken kulisten onu dinleyen Niyazi Koyuncu'nun heyecanı bir başka. 20 yıl önce ben de kulisten sahneyi izleyen taraftaydım. Bugün de aslında o heyecanı görüyorum. İşte Samida ile hemen hemen böyle oradaydık. Beraber büyüdünüz. Evet, beraber büyüdük diyebiliriz. Karadeniz müziğinin efsane sesi Fuat Saka da konserin önemini vurguluyor. Beni çok onurlandırdı. Şevval'in söyledi, 2003'tü galiba değil mi? 2003 yılından sonra böyle bir şeyi gündeme getiren dostlarımıza, yani organizasyonu yapan dostlarımıza teşekkür etmek isterim. Ve 3 güzel genç kızdan oluşan Samida grubu. Onlar da ilk kez böyle bir organizasyonda sahne almanın heyecanını yaşıyor. Sevdiğimiz harika müzisyenlerle birlikteyiz. Bugün orkestra gerçekten birbirinden değerli müzisyenlerle oluşturuldu. Aynı zamanda da bu işe gönlünü vermiş bizim abilerimiz, ablalarımız var bu gece. O yüzden biz çok heyecanlıyız ve çok da gururluyuz aslında böyle bir projede yer aldığımız için. Konser başlamadan Kazım Koyuncu anılıyor ve açılışı Şevval Sam konsere ismini veren şarkıyla yapıyor. Konser birbirinden hareketli şarkılarla devam ediyor ve izlemeye gelenler yerinde duramıyor. Buluşma. Merve Bol Uğur'la boşandığı eşi neden buluştu? İyi akşamlar. İyi akşamlar Merve Hanım. İyi akşamlar Mert Bey. Nasılsınız? Barışma mı? Reklam mı? Bu buluşmanın anlamı ne? 40 gün süren evlilikten sonra ayrıldınız ve bir aradasınız ama şu anda birliktesiniz. Az sonra. Bazıları operasyonla, bazıları makyajla, bazıları yıllarla güzelleşti. Ünlü güzellerin yıllar içindeki güzellik evrimleri, estetik değişimleri ve farklı halleri geliyor. Az sonra. Stand-up denince akla ilk gelen isim olan Cem Yılmaz'ın gösterilerindeki en komik esprileri sizler için derledik.
işte kuzu kuzu geldim. Bizon TL'den. Sene. Geçen sene. Oraya. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? İlk filminden. Bizim işler biraz hareketli ya. Ayak uyduramıyor kız, ona bozuluyor. Ne işi ya? Ne işi? Hangi iş? Son filmine. Cem Yılmaz'ın en komik sahneleri. Sen kimsin lan? Abi Arif ben. Kandırdım Nazlı yari. Sonunda çılgın sözlerle kandırdım. Sonunda güzel gözlümü oyunlarla. Türk sinemasının son döneminin tartışmasız en iyi isimlerinin başında Cem Yılmaz. İşte Cem Yılmaz'ın filmografisi. Yıl 1998. İlk filmi Her Şey Çok Güzel Olacak'la sinemaya adım attı Cem Yılmaz. O filmdeki bir sahneyi yıllar sonra pek yakında da parodileştirdi. Nurgül Yeşilçay'ın da ilk filmiydi bu yapım. Selamlar. Merhaba. Ben de İzzettin Getici'yi yapmıştım. İzzettin Bey taburcu oldu efendim. Tolga Bey'le görüşecektik. Komodo olacaktı kendisi. Pardon. Tolga Baykal ziyaret. Tolga Bey taburcu oldu efendim. Taburcu mu oldu? Nasıl ya? Efendim? Komodo olacaktı kendisi. Evet beyefendi, dün sabah ayrıldı hastaneye. Sağ olun. Komodo olacaktı kendisi, biz mutlaka görüşmemiz lazım yani. Ayret, 3. kat 346 numara. Siz kimsiniz? Hanımefendi, tamam. Altan yürü. Taburcu olmuş işte canım. Masal abi, yeni albüm var mı? Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Nasıl ya? Bilemiyorum Altan, bilemiyorum. Merak etmeyin efendim, her şey çok güzel olacak. Ardından Yılmaz Erdoğan'ın Vizontelesi geldi. Artist Fikri rolüyle filme damga vurdu Cem Yılmaz. İçeri girdim, sahibi geldi. Vay Fikri Bey, hoş geldin falan. Dedim, nereden tanıyor acaba? Nerede? Künyeyi görmüş. Allah'ım yarabbim. Dedim, Feri nerede? Benim orada manita var. Feri Cansel'e benzediği için ben Feri diyorum. Asıl ismi Gülşen. Arkadaşlar da Münevver diyor. Yalnız kaldığımız zaman da ben Kuzu diyorum. Ya o kadar güzel. Türk sinema tarihinin yeni çağının başlangıcı olarak kabul edilen Vizontele'deki her sahnesiyle güldürdü ünlü komedyen. Bu radyonun resimlisidir. Nasıl yani? Ya güzel kardeşim. Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan esprileri kendi üslubuyla dile getiren Cem Yılmaz, bu karakterle hayran kitlesini ikiye, hatta üçe katladı. Yukarı Ayrancı. Ne? Ankara'yı diyorum. Avucumun içi gibi bilirim. Yukarı Ayrancı'dan mısınız? Hayır. Bir tane orada anten var. Aşağı Ayrancı. Hayır kardeşim. Ortada hani bir tane park var, oradan mı? Ankara'da. Hayır kardeşim, hayır. Fikri benim adım. Yalıyor bunu herhalde. Türk sinemasının ustalarını yad ettiği hamam sahnesi hala espri dağarcığımızdaki tazeliğini koruyor. Mesela o bir tane uzun boylu artist vardı. Neydi o? Tarık Akın. Tarık Akın. Mesela o kadar uzun boylu değil. Benim buraya geliyor. İstanbul'da gördüm. Sinema işte bunlar. Bak mesela bir olay daha var. Geçen sene. Beyoğlu'nda yürüyorum. Bu bir tane ince bıyıklı artist vardı. Kimdi o? Ayhan Işık. Ayhan Işık. Tam önümde gidiyor. Arkasından işte Beyoğlu'nu bilmiyorsunuz. Orada dükkanın arkasından döndü. Yürüyorum böyle. Turist Ömer'deki kimdi? Sadri Alışık. Sadri Alışık. İnce bıyıklı. Ben şimdi bu Ayhan Işık'ın arkasından bağırdım. Turist Ömer, Turist Ömer dedim. Dönüp bakmadı adam. Hayret. Demek ki Sadri Alışık'ın arkasından bağırsan ayağın ışık diye ona bakmayacak. Bunlar garip şeyler işte sinema. Kendi yazıp oynadığı ilk filmi olan Gora geldi ardından. Doğada bulunan 4 element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Doğada bulunan 4 element. Ateş, toprak, su kolay. Siz bana tahta bulun. Hava olmasın? Kardeşim, doğada bulunan diyorum. Cem Yılmaz, babasından ilham aldığı Arif karakteriyle uzaya çıkmış ve Gora gezegenini fethetmişti. Sinan Bey, oturuyor muyuz ayakta mı? Otur. Anlat. Peki anlat. Malı Arap'a gittin anlat.
Karabük'te ikinci yükleme yapıyordum. Adana'ya kadar da ben kullanıyordum kamyonu. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeşim? Sen kaçırdın, sen anlatacağım, ben dinleyeceğim. Kafamda bin tane şey var zaten. Agresif. Agresif. Ha, agresif. Bu mu? O filmin her repliği de akıllarda. Ulan yaratık, işlerinde bir tek insan evladı sen çıktın. Delikanlı adam mısın? Sağ ol. Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah, böyle bir şey olmuş ya. Neyse, hadi kal sağlıcakla. Ah! Hadi bay bay. Yine bir Yılmaz Erdoğan filmi. Organize işler. Ve karşınızda Müslüm. Şimdi sizin kafanızda iki tane soru işareti var. Bir, dayak nedir? İki, neden atılır? Sıradan bir dayakta vücutta iki şey yükseliyor. Bir, korku. İki, ardinal. Ardinal bir hormon. Dayağa karşı olan arzuyu arttırıyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki kabahatiniz hatırlayın. Sıradan dayağı örnek. Sıradan dayak. Yaratıcı dayağı örnek, öğretmenlerimizin cetvelle bize böyle vurması. Bu unutulur mu? Benim o dağda bayırda oynanan golfü buraya getirmemin amacı bu. Koy Tayyip. Ya bu golf bu kadar sesli bir ortamda oynanan bir spor mu? Daha konuşalım böyle, daha da konuşalım, anlatalım. Cem Yılmaz oynadığı tiplemeyle çok iyi bir oyuncu olduğunu göstermişti herkese. Şimdi bizim daha çok aradığımız insanda iki özellikler. Vizyonu olan, konsepti olan, yani ilk etapta şirketin yüzü olacak müşteriyle ilk tanışmada şirketi temsilen ki duruşuyla yani. Müşteriden kasıt? Müşterimiz dış ya da iç turizm ağırlıklı gezen, kendi ülkesine ya da ülke dışı güneş, kum, deniz ya da kültür ya da kış turizminle ilgili gruplar ya da münferit yurdumuza gelen. Yani yeri gelince İngilizcesiyle alaka toplayacak, telefondaki konuşmalar falan filan, bilmiyorum. Anlıyorum. Komedi de çok iyiydi ama hikaye anlatmayı da seviyordu. Hokkabaz hikayesiyle öne çıkan filmlerinin ilkiydi. Teyze. Beste teyze. Teyze. Bir şey yok. Bir dakika. Babaanne. Bir dakika. Beste teyze. Teyze. Babaanne. Anne. Teyze. Bir şey yok. Babaanne. Anne. Beste teyze. Babaanne. Babaanne. Anne. Yok. Anne. Teyze. Anne. Babaanne. Teyze. Anne. Babaanne. Beste teyze. Anne. Babaanne. Bir şey yok. Bir şey yok. Beste teyze. Beste teyze. Bir milyon yıl önceye gittiği filmi Arok'ta da çok sevildi Cem Yılmaz. İnsanlık yüzyıllardır kendini aradı. O içindeki mucizeyi aradı. Biz 50 yıldır buradayız. Abicim, hatibin sözüne müdahale etmeyin ya. Arkadaşlar, şu anda içinde bulunduğumuz çağın bazı zorlukları var. Evet, kabul ediyorum. Ama içimizdeki o cevheri çıkarırsak bir haftada orta çağ, 15 güne yeni çağ, yemin ediyorum bir aya kadar Fransız devrimine kadar götürürüz biz bu işi. Yani ateş atabileceğiz mi? Elbette. Duvarlara resim çizebilir miyiz? Ablacığım, onun hocası burada. Ne diyorsun sen ya? Tekerlek. En kralını getireceğim size. Mağaralar basık, uyumuyor. Önce onları halledin. Ne? Ben çocuklara bir şeyler öğretiyordum ama gizli gizli. O da mı serbest? Serbest, açık öğretim. Eğer bunları yaparsak ilerler miyiz? Abicim, ben kendim açık öğretimliyim ya. Oh be! Hayır çocuklar, kim resim çizmek istiyor duvarlara? Arif, resim çizecekmiş. Ben de gideyim mi? Hadi bakalım çiz, genç adamsın hadi. Yaşa. Olacak mı bunlar Arif? Olacak abi. Şu elimde görmüş olduğunuz jiletle bizi parlak bir gelecek bekliyor. Arok prodüksiyonuyla da Türk sinemasının en pahalı filmleri arasına girdi. Bana şu Tom Cruise'un filmde kullandığı aleti ver. Bu değil öbür film. Seni çok seviyorum yavrum. Yarın gelip babandan isteyeceğim. Bu değil öbürü. Deneme bir iki. Güzel. Çeku, hazırsan çıkalım balım. Sana gelince uzay köylüsü seni de layık olduğun yere 500 bin yıl öncesine gönderiyorum. 500 mü? İyi düz olsun. 1 milyon olsun.
Ulan şimdi senin gelmişini geçmişini... Şşş, sakın ha, küfür yok. Çocuklar etkileniyor. Bir milyon ayarla. Cem Yılmaz'ın esprileri çok kaliteli bulunan filmi Yahşi Batı'da prodüksiyonuyla dikkat çekmişti. Billonları getirin. Billon ne? Kristal kaseler. Geç bakalım damat şöyle ortaya. Bu bufalo. Ailenize bereket getirecektir. Hep piyasa. Cena! Üfle! Oh, yarasın. Şener Şen'le oynadığı Av Mevsimi filminde oyunculuğunu komedi dışında bir kez daha kanıtladı. Güzel avrat otu nedir bilir misin Hasan'ım? Bir bitkidir. Arsenikle karıştırılıp suya atılınca kokusu olmayan bir zehir haline dönüşür. Bak adı ne kadar manidar. Güzel avrat otu. İşte kadınlar budur. Güzeldirler ama zehirleyerek öldürürler. Bir ilki gerçekleştirdi ve Fundamentals isimli gösterisini sinema salonlarında gösterdi. Yer yerinden oynamıştı bir kez daha. Kapatıyor bilgisayara gidiyor, bazen katlıyor arkadaşını, meslektaşına soruyor falan. En kötüsü onlar. Sen o zaman böyle oluyorsun, oluyorsun yumurcak. Ne oldu amca, ne oldu? İngiltere'ye giyemez miyim? Yanımda payanmay amca, payanmay. Turist olarak geldim. Döneceğim Türkiye'ye. İşim gücüm var. Sinemada stand-up çok sevildi. Cem Yılmaz'ın o gösterideki esprileri beyaz perdeyi salladı. Gece 12'den 1'den sonra erkeklerin çektiği mesajlar vardır. Biliyorsun özledim. Uyudun mu? Biliyorsun bunları beyinle yazılmayan SMS sınıfına girer. Sana bir yanlış yaptıracak belli. Büyük gişe başarısı yakalayan Fundamentals hala internetin en çok izlenenleri arasında. Ulan bayram geliyor, kandil oluyor. Bu normal adamlar oluyor sana niyetçi. Kimse bayramın kutlu olsun nice yıllar dilerim. Onlar kalmadı artık. Bayram gelir ellere, sevgi verir dillere. Ver öpeyim elini, elin girsin ya ne bu? Pek yakında filmi esprileriyle olduğu kadar göndermeleriyle de çok konuşuldu. Nasıl durumu doktor? Nesi oluyorsunuz? Hayranlarıyız. Yürüyemeyebilir. Yürüyemeyebilir mi? İstese yürür yani. Geçmiş olsun. Durumu nasıl? İstese yürürmüş. E yürüsün. Ali Baba ve Yedi Cüceler filmi çoğu kişiye göre Cem Yılmaz'ın en beğenilmeyen filmiydi. Cüceleri sadıp gidecektim maço. Ama madem oyun istiyorsun, o halde oyun başlasın. İftarlık Gazoz, Cem Yılmaz'ın bambaşka bir karakteri oynadığı filmlerden biriydi. Ben esnaf adamım, ben Cibar Adem'in oğluyum. Benim karar adımı bittin, ne anlatacaksın artık? Sen çocuksun, seni karalayabilir mi? Karalayamaz. Benim karar adımı kimi karalamış olmuş oluyor acaba? Kimi? Ben kimin ustasıyım? Benim. Düşün bakayım bir. Seni karalamış oluyor. Gel, koş. 2018 yılında yaptığı Arif ve 216 gerek esprileri, gerek oyuncu kadrosu, gerekse prodüksiyonuyla Cem Yılmaz'ın sinemadaki başarısını gözler önüne serdi. Kendi bitimi de yaratık getirmiş. Yeter! Ya ayıp be. Ben herhangi X bir kişi miyim ya? Ya ben sizin komşunuzum ya. Yeri geliyor komşunuz, kardeşiniz, arkadaşınız. Arif'im ben ya. Ya bu farklılıklara bu tahammülsüzlük nedir? Ya beş parmağın beşi bir mi? Uzaylı ne demek ya? El alemin yanında. Bizim şu anda kenetlenmemiz lazım. Et tırnaktan ayrılır mı ya? Koca mahalleyi ayağa kaldırdınız. Bu nedir ya? Filmdeki her sahnede Cem Yılmaz gerek oyuncu gerekse yönetmen olarak başarısını gözler önüne serdi. Ne oluyor ya? Geliyor. Memleketimizin ilk ve tek diskjokeyi. İşte karşınızda Erşat Kuderi. Şşş,
benzemeyen. Bekle geliyorum aşkım, aya benzerim. Doğal olarak takipteyim, al şu kaderi yenersemeyen. Seni seviyorum aşkım. Bandra bandra ye beni hiç doyamasın tadıma. Bandra bandra ye beni hiç doyamasın tadıma. Vay! Arif abim ya! Arif abim! Başka yerde ne işim var başka yerde. Bandra bandra ye beni hiç doyamasın tadıma. Kandırdım nazlı yari, sonunda çılgın sözlerle kandırdım, sonunda güzel gözlümü oyunlarla sevgiye çeyrek var. Gelenek bozulmadı. 3 yıl aradan sonra Recep İvedik geldi. Allah! Allah! Ve Şahan Gökbakar en özel açıklamalarını yine Show TV'ye yaptı. Çok güzel sahneler var. Elektrik faturasından Ayvalık'a Recep İvedik 7 fikri nasıl ortaya çıktı? Ufak bir cinnetin ardından. Recep İvedik yaşlanacak mı? Şahan Gökbakar yaşlı Recep İvedik filmi çekiyor mu? Bir kır saçlı Recep de olur herhalde. Kara Ambar Kamyoncular Derneği nasıl gerçek oldu? Recep İvedik'in otel odası nasıl kral dairesi muamelesi görüyor? Bir tane Kara Ambar Kamyoncular Derneği kurulmuş. Sen Kara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Değilim, ne olacak? Recep'in kaldığı oda ayrı pazarlanmış. Kapı benim kapım oldun da bir problem yok. İlk kez konuştu. Ata Demirer'in son filmindeki karakteri Recep İvedik'e benziyor mu? Gömleğinden. Az sonra. Sen benim en kıymetlimsin. Yılın en romantik çifti. Yine aşkın doruklarında. Böyle yeni aşkı olan inancımı kaybetmiştim. Bize hep umut veriyorsunuz diyorlar. Onları böylesine tatlı tatlı güldüren. Kenan Bey, ben size... Kenan Doğulu'yu böyle zor duruma sokan soru ne? Çok zor bir soru. Gerçekten çok zor bir soru. Az sonra. Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. Okul ziyaretlerinden şık davetlere, set konserlerinden itiraflara, ünlülerin birbirinden ilginç hallerini haber turumuzda bulabilirsiniz. Stillerin konuştuğu, okul ziyaretlerinin yapıldığı, eşlerin sahneye çıktığı, moral konserlerinin verildiği, ayrılık iddialarının yalanlandığı dolu dolu bir magazin haftası daha geride kaldı. İşte haftanın haberleri. Güldür Güldür'ün başarılı oyuncusu Doğar Utkay'la yüzü olduğu markanın lansmanındayız. Konu tatlı ikizleri Piraye ve Rutkay'dan açılıyor. Büyümüşler epey. Çocuk diyemeyeceğim şu anda kendilerine. Yani bayağı büyüdüler yani. İnsan şekline geldiler artık. Yani o bebeklikten, o hareketlerden falan çıktılar. Bayağı olgun, sorumluluk sahibi. İnanmayacaksın ama. 4 yaşındalar ama bana çok yardımcı olan çok tatlı çocuklar oldular. Doğa Rutkay bir yandan ağır iş temposu yaşıyor olmasına rağmen çocuklarına bakmaktan keyif alıyor ve hiç zorlanmadığını söylüyor. Bilininin aksine dadılar ve aşçılar yok evimde diyor ünlü oyuncu. Koşturmayı, mücadele etmeyi seven bir insan olduğum için ben çok zorluk yaşadım diyemeyeceğim açıkçası. Yani bunu şöyle diyorlar, tabii evde dadıları var, aşçıları var, öyleymişim ben. Şoförü var bilmem, o biz de öyle çocuk bakarız. Bunların hiçbiri olmadı. Bir tane yardımcım vardı, bir de ben, bir de babamız. Hiç öyle bir hayat olmadı ama ona rağmen zorluk çekmedim. Hiçbiri. Maalesef bizde hiç olmadı öyle şeyler kardeşim. Olsun. Aşçılarla, dadılarla, işte bakıcılarla büyütmedim yani bu çocukları. Alnımı teriyle büyütüyorum. Güldür Güldür'ü soralım. Var mı yeni sürprizler? Bu hafta yeni yıl için sürpriz çekimlerimiz var. Yoğun bir şekilde 10 senedir aynı yani, hiçbir değişiklik yok bizde. Ünlüleri buluşturan bir etkinlikte kimler yok ki? Hande Erçel şıklığıyla davetin yıldızı. I'm looking at you and I'm asking why, oh why, oh why, oh why.
Can Bonomo, Öykü Karayel çifti stilleriyle dikkat çekerken Birce Akalay da tarzıyla farkını gösteriyor. Ezgi Mola, Ekin Koç, Burcu Esmersoy, Burcu Biricik, Selma Ergeç, Tarık Emirtekin ve çarpıcı stiliyle Miray Daner davete katılanlar arasında. Davette Köf grubu sahneye çıkıyor. Mahsun Kırmızıgül yönetmeni olduğu Prestij Meselesi filminin set aralarında moral konseri vererek ilginç anlara imza attı. Çalışanları bu konserden büyük bir keyif aldı. İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Berfu Eser Yenenler çiftinin Çift Terapisi adlı gösterisi ilgi gördü. Karı koca çalışmak zor. Seninle çalışmak zor. Orası home office'ti ya. Ya ne home office'i bırak. O zamanlarda Eser'in tek kişilik gösterisi vardı. Şimdi çift kişilik gösterisi var. Ben çok iyi bir kamerayı patladım. Bu... Ben aşarıyorum, Eser benden daha çok aşarıyor. Ben kilo alıyorum, Eser benden daha çok kilo alıyor. Kulak memem inanılmaz. Ben bayağı sizin aileye düşen yıldırımım ya. Tabii birlikte FIFA oynuyorduk beraber. Panele ve Pike'den Şakir'e bile boşamış. Diyorum anne dedim bir prenses bul. Ya biz diyeti biliyoruz, yapamıyoruz. Eser'in yattarı olduğu skeç var. Kendi doğumuna geç kaldı ya adam. Geldiğinde strapless elbiseydi ameliyat önlüğü. Ünlü çift birbirleriyle ilgili hikayeleriyle seyirciyi kahkahaya boğdu. Böyle doğumda erotik bir figür gibi. Gülse Birsel'in Yılbaşı Gecesi bir dijital platformda yayınlanacak yeni filmi Yılbaşı Gecesi'nin fragmanı görücüye çıktı. Yıvanız kurban olsun size. Mutlu yıllar dostlar. Türkiye'nin en zenginleriyle takılmaya gidiyoruz. Birazcık vizyon ama. Alican Yücesoy, Aline Boz, Ayta Sözeri, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Fatih Artman, Gülse Birsel, İrem Sak, Serkan Keskin ve Şebnem Bozoklu gibi isimlerin rol aldığı filmin fragmanı eğlenceli sahnelerle dolu. Kimle evleniyorsun? Sen biriyle ilişkin mi var? Çalındığını kim bilir, ne zaman uyanırlar? $100 falan o zaman fark etmezler. Ben orada bir de fark etmeyiz. Biz bunu gerçekten yaşıyor muyuz şu an ya? Ses rengimi duy. Duy yani. Fragmanda Ayta Sözeri'nin Bülent Ersoy'u andıran diva sahnesi, Büşra Pekin'in şarkı söylediği sahne ve Serkan Keskin'in şarkısı dikkat çekici sahnelerdi. İyiniz dostlar, yıvanız kurban olsun size. Ağırım senle kaldım. Ses rengimi duy. Rapçi Sefo'nun minik bir hayranının seçim vaadini yerine getirdiği anlarda sıra. Bu
Bursa'da okuyan Minik Tuğan'a sınıf başkanlığı için seçim vaadi olarak Sefo'yu okula getirme sözü verdi ve başkan seçildi. Bu vaadi sosyal medyadan gören Sefo soluğu okulda alıyor. İşte başkan, başkan gibi başkan. Tuğan'a verdiği vaadin arkasında duran doğru sözlü başkan Tuğan'a. Çok mutluyum. Okulu gezen Sefo, öğrencilerin müzik dersine gitti ve onlarla beraber şarkılar söyledi. Merhaba. Nasılsınız? Okul bahçesinde öğrenciler ve Sefo arasındaki sevgi görülmeye değer. Son dönemin en popüler çiftleri arasında yer alıyor Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. Akacak coşkun sen nerede? Esecek de. Bu haftanın başında sürpriz bir haber yansıdı basına. Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'in bazı fotoğraflarını kıskandığı ve çiftin ayrıldığı yönünde haberler ortaya atıldı. Ama bu ayrılık haberine jet hızıyla bir yalanlama geldi. Kaan Yıldırım sosyal medyadan birlikte fotoğraflarını paylaşarak ayrılık iddiasını yalanladı. Yaklaşık 3 yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim. Zamana güvendim. Zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi. Hadi aç beni çağır da yanına. Kedi gibi sokulayım sıcağına. Beni sar sar bana da sonra. At at kuytularına at emin. Hazırım razıyım dünden. Varım her şeyini seninden. Beni korlara ver istersen. Yak yakacaksan sen yak beni. Gelenek bozulmadı. 3 yıl aradan sonra Recep İvedik geldi. Allah! Allah! Ve Şahan Gökbakar en özel açıklamalarını yine Show TV'ye yaptı. Çok güzel sahneler var. Elektrik faturasından Ayvalık'a Recep İvedik 7 fikri nasıl ortaya çıktı? Ufak bir cinnetin ardından. Recep İvedik yaşlanacak mı? Şahan Gökbakar yaşlı Recep İvedik filmi çekiyor mu? Bir kırsaçlı Recep de olur herhalde. Kara Ambar Kamyoncular Derneği nasıl gerçek oldu? Recep İvedik'in otel odası nasıl kral dairesi muamelesi görüyor? Bir tane Kara Ambar Kamyoncular Derneği kurulmuş. Sen Kara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Değilim, ne olacak? Recep'in kaldığı oda ayrı pazarlanmış. Kapı benim kapım oldun da bir problem yok. İlk kez konuştu. Ata Demirer'in son filmindeki karakteri Recep İvedik'e benziyor mu? Gömleğinden. Az sonra. Berkuzar Koreli'nin baba kelimesiyle imtihanı. Senin adın ne? Baba. Onun adı ne? Baba. Benim adım ne? Baba. İbrahim Çelikkol'la oğlunun spor keyfi. Bülent
Ersoy'u gören masum çocuğun seyre değer halleri. Ve daha neler neler. İşte sosyal medya ünlü manzaraları. Az sonra. Ünlü güzellerin yıllar içinde yaşadığı inanılmaz değişimler bazen estetik harikası, bazen makyaj değişimiyle oluyor. İşte o müthiş değişimler. Bazıları operasyonla, bazıları makyajla, bazıları yıllarla güzelleşti. Ünlü güzellerin yıllar içindeki güzellik evrimleri, estetik değişimleri ve farklı halleri geliyor. Ünlülerde estetik operasyon var mı yok mu? Neler estetik operasyon, neler değil? Sadece büyüyerek de değişilir mi? İzleyin, kararı siz verin. Burcu Esmersoy, sosyal medyanın yıllara meydan okuyan güzeli o. Ama Azeri kızı Günel'in klibinde oynayan Didem'den havalı kız Burcu'ya kolay gelinmedi. Burcu Esmersoy'un yıllar içinde biraz estetik, biraz makyaj ve biraz da küçük dokunuşlarla yaşadığı değişim inanılmaz. Berrak Tüzün Ataç, Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olduğunu söylemeye gerek var mı? Hep güzeldi Berrak Tüzün Ataç ama değişen bir güzel oldu hep. İşte geçmişten günümüze minik de olsa farklılaşan Berrak. Konuğumuz Büşra Develi. Ekranların en güzel yüzlü yıldızlarından biri olan Büşra Develi'nin de yaşadığı güzellik evrimi gözle görülür cinsten. Cansu Dere mankendi, oyuncu oldu. 20 yıl aşkındır ekranlarda ve yaşadığı değişim sadece güzellikle açıklanmayacak cinsten. Ebru Gündeş'i daha çocuk yaşlarda tanıdık ve çok sevdik. Yalnızlığa demir atan yıllardan günümüze, o da güzellik dünyasının imkanlarından yararlandı ve yıllara meydan okudu. Bir haftayım, 10 günüm, son günüm hatta. Belki ölmek için bile yardımım gerek. Son yılların en güzel kadınlarından biri olan Hande Doğan Demir'in yıllar içinde büyüdükçe daha güzel bir kadın olduğunu söylemek abartı olmaz. Melisa Döngel, son dönemin havalı sarışınlarından biri o. Ekranlarla tanışalı çok uzun bir zaman olmadı ama o da kısa sürede çok değişti. Baksanıza ilk halinden son haline geçirdiği evrime. Miray Daner de gözümüzün önünde büyüyen küçük hanımlardan biri. Estetik dokunuşlarla birlikte oturan yüzü de Miray Daner'in değişiminde büyük bir etken olmuş. Nurgül Yeşilçay o kadar uzun zamandır hayatımızdaki. Fotoğraflarına bakıldığında ne kadar çok değiştiğini ancak böyle bir araştırmayla algılayabiliyoruz. Zira hep ikinci bahardaki çimen gözlü kız olarak hafızalarımızda. Ne dedin? Hamileyim.
biçim şaka bu? Şaka değil. Bir çocuğumuz olacak. Ne diyorsun kızım sen? Ekranla genç yaşta tanışan Pelin Karahan, küçük bir kızken iki çocuklu bir anneye evrildi ve güzelliğini de hep korudu. Hande Erçel'in hakkında çıkan estetik haberlerini sildireceği haberleri yalanlanmış olsa da ilgi çekti. Peki sizce estetik var mı Hande Erçel'in yüzünde? Eskiden daha toplu bir yüze sahipken şöhreti ilerledikçe yüzü daha inceldi Hande Erçel'in. İlk dizilerinde böyle görünüyorken... Şimdilerde böyle görünüyor. Estetik var mı yok mu? Karar sizin. Alina Boz'un oyunculuk kariyeri henüz 16 yaşında başladı. Ekranda büyüdü diyebiliriz güzel oyuncu için. Bir ay boyunca da bu evden dışarı çıkmayacaksın. Sadece okuluna gideceksin, psikoloğuna gideceksin. Oraları da seni ben götüreceğim. Bir ay mı? Evet. Ya bir de kelepçe taksaydın. Efendim? Bir de kelepçe taksaydınız diyorum. Bir de kelepçe taksaydınız. Yüzündeki değişim sadece olgunlaşmaktan mı kaynaklı yoksa küçük dokunuşlar da var mı? Siz ne dersiniz? Bade İşçil'in değişimini açıklamak için kelimeler kifayetsiz. Sarışın güzelin yıllar içinde değişmeyen tek şeyi altın sarısı saçı olmuş. Burçin Terzioğlu çocuk oyuncu olarak girdi hayatımıza. Artık olgun bir kadın olarak güzelliğiyle baş döndüren Burçin Terzioğlu yıllar içinde geçirdiği evrimle de şaşırttı. Son dönemin en çok konuşulan ismi Büşra Pekin. Yaşadığı değişim inanılmaz. İlk ekran deneyimlerinde böyle görünüyordu Büşra Pekin. Ya hangi kadın sana hayır diyebilir senin köpek yavrusu? Ama çok sevdiği değişim sayesinde bambaşka biri oldu. Son fotoğrafları bunun en büyük göstergesi. Yıllar insanı gençleştirebilir mi? Bu soruya evet diyebilmek için en büyük kanıtımız Ebru Yaşar. Eski estetiksiz hali ve yeni görüntüsü arasında 20 yıl var. Geçen zamanla yaşlanması gereken Ebru Yaşar daha da gençleşmiş görünüyor. Ezgi Eyüboğlu ilk ekrana çıktığı zamanlarla şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan güzellerden. İşte o değişimin fotoğrafları. Serenay Sarıkaya. Onun güzelliğini anlatmaya gerek var mı? Özellikle son dönemde giydikleriyle artık bir fenomen. Ama bu günlere kolay gelinmedi. Çocuktu Serenay Sarıkaya ilk ünlü olduğu yıllarda. Yaşadığı değişim de ortada. Şarkıcı Simge Sağ'ın ilk ve şimdiki hali, oyuncu Aybüke Pusat'ın değişimi, Selin Şekerci'nin geçirdiği evrim de gözle görülür cinsten. Kenan Doğulu, Beren Saat çiftinin aşk dolu anları, Hande Erçel'in son açıklamaları ve daha neler neler. İşte İstanbul gecelerinden son haberler. Romantik aşklar, jet hızında kaçanlar, yılbaşı dilekleri ve daha neler neler. İşte gecelerden manzaralar. Bir de
davette güzellerin makyajları dikkat çekici. İrem Helvacıoğlu o isimlerden biri. Vazgeçemediği makyaj malzemesi ne acaba? Limen. En çok onu tercih eder. Dudak koruyucusu. Ezgi Şenler de davette. O makyaj sevmiyor. Asla makyaj yapmıyorum. Yani günlük hayatımda çok fazla yapmıyorum. Evet, ama çok. Tabii ki şeyde böyle etkinliklerde özeniyorum tabii. Merve Oflaz'ın vazgeçilmezi gözaltı makyajı. Gözaltı. Gözaltı concealer. Evet, biraz gözaltlarım mor. O yüzden gözaltlarımı hep böyle gittiğim yerde de çantamda, oturduğum yerde hatta böyle ellerime sürüp böyle böyle hep yaparım yani. Komedi Festivali'nde Esra Dermancıoğlu'nun Biri Flört Mü Dedi adlı gösterisindeyiz. Yasemin Sakallıoğlu gösteriyi izlemeye gelen isimlerden. Ya Esra'yı çok seviyorum ve ona çok gülüyorum. O yüzden bu akşam onu izlemek için sabırsızlanıyorum yani. Zengo'dan sonra senaryosunu kendisinin yazdığı ikinci filme hazırlanıyor. Ama senaryo yazımında yavaş olduğunu söylüyor. Filmi ben artık yarısını yazabilirim. Ay, bu soruyu sormandan korkuyordum. O kadar yavaş yazıyorum ki artık yani. Nasıl film olacak o bilmiyorum yani. Sahneye çıktığı ödül gecesinde ünlü isimlere takılmış ve esprileriyle güldürmüştü. Ünlülüğün komik olduğu görüşünde. Çünkü ünlülük kendi içinde komik bir şey yani. O kadar dalga geçmek için fırsat veriliyor ki ben kendi ünlülüğüme de dalga geçiyorum yani. Devamlı bir postür takınıyorsun ya. Gerçi ben onu yapmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yapsam da bende oturmuyor. Ama ünlülük kendi içinde çok malzeme barındıran bir şey. Kenan Doğulu, Beren Saat çifti geliyor gösteriyi izlemeye. Beren Saat yine çok şık. Beren Saat, usta oyuncu Yıldız Kültür'le hasret gideriyor işte böyle. Esra Dermancıoğlu'nun Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun hayatındaki önemi büyük. Benim hayattaki en yakın arkadaşlarımdan biri gerçekten. Çok seviyorum onu, herkes de biliyor. Bu akşam da çok eğlenceli bir oyun olacağını tahmin ediyorum. Esra'cığımız çok sevdiğim bir arkadaşımız. İlk olması bizim için çok kıymetli. Onun yanında olmak istedik. Çok, ben her zaman eğlendiren taraftayım. Bu sefer eğlenmeye geldim. Esra Dermancıoğlu şahsına münhasır bir isim. Eğlenceli videolarıyla tanıyor ve seviyoruz onu. Hoş görme hallisini, dip dip damları o oh ye, damları o oh ye. Hele hele. En yakın dostlarından Beren Saat nasıl tanımlıyor çılgın ismi? Esra böyle tahmin edilemez, çok spontan bir karakter. O yüzden böyle şey gibi, Esra ile arkadaş olduğunuz zaman o sizi her zaman şaşırtır, biçim değiştirir. Hayır, bazen pozitif, bazen negatif, hiç böyle tahmin etmeyeceğiniz bir takım duygular yaşatır size. Gelelim projelere. Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun ortak albümü yolda. Var hikayeler konuşuyoruz ama stüdyodayız. Finalize ediyoruz. Fazla detay vermiyorlar albüme dair. Ama biz romantik şeyler bekliyoruz onlardan. Tıpkı geçen hafta katıldıkları ödül törenindeki halleri gibi. Bu ödülü verdiğim için çok mutluyum. Sevgili. Seni çok seviyorum. Sen benim en kıymetli misin? En güzel vazgeçilmezimsin. Beren Saat çok güzel tepkiler almış. Konuşma bence yeterince demek istediklerimi ifade ediyordu. O yüzden yani eklemek istediğim bir şey yok şimdi. Böyle yeni aşkı olan inancımı kaybetmiştim. Bize umut veriyorsunuz diyorlar. Kenan Doğulu konuşmaya başladığında aşk akıyor. Açıklamak mümkün değil, bilmek mümkün değil her şeyden önce. Aşk, sevgi ve sempati, empati, saygı, bunların hepsi bir araya gelince güzel şeyler oluyor. Ben çok şanslıyım böyle bir eşim olduğu için. Ona aşığım. Her seferinde, her fırsatta dile getirdiğim gibi. Teşekkür ediyorum o güzel konuşması için de. Gösteri çıkışında yeniden görüntülüyoruz ünlü çifti. Son zamanlarda sık sık beraber görüyor oluşumuz bizi mutlu ediyor. Geceleri siz çıktığınızdan beri geceler örgütlendirdiğiniz için. Güzel. Siz zamanında bu kadar sık çıkmıyordunuz. Çok doğru söylüyorsun. Gelebilirsiniz.
Gösteriyi soralım. Nasıl buldular Esra Dermancıoğlu'nu? İlk oyunda çok eğlendik. Yani çok fazla da arkadaşımız vardı. Böyle Esra da bu gece tabii çok heyecanlıydı ilk oyun olduğu için. Şimdi birkaç oyunu daha olacak. Harika, çok eğlendik, çok güldük. Komedi festivalini zaten insanların takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ülkemizin ve özellikle Orta Doğu'nun biraz gülmeye ihtiyacı var. Her fırsatta gülme fırsatlarını kendimize bulmak için çaba sarf etmeliyiz. Gösterinin sürprizi Kenan Doğulu'ydu. O da sahneye çıktı ve Esra Dermancıoğlu ile birlikte güldürdü seyirciyi. Gecenin sonuna doğru siz de sahneye çıkmışsınız doğaçlama olarak. Evet. Önce Beren Hanım'a sormak istiyorum, siz nasıl buldunuz sahnede Kenan Bey'i? Ben size de sormak istiyorum, sahnede olmak, oyuncu olmak nasıl bir duygu? Ya Esra ile Kenan zaten birbirlerini çok iyi tanıdıkları için, çok yakın oldukları için, Kenan sahneye çok alışık olduğu için hani diğer katılımcılara göre Kenan'la Esra'nın skeci diyelim, minik sohbeti çok daha rahattı ve hani bütün salondan çok alkış aldı sohbetleri, reaksiyonları. Çok keyifliydi. Benim için de sahnede olmak zaten çocukluğumdan beri yaşadığım bir şey. Bale gösterilerinden, çocuk korosuna, folklörden, tiyatroya, oyunculuk da oldu bunun içinde. Lisede özellikle tiyatro bölümünde olduğum dönemler vardı. Sonra ben tabii daha çok müziğe yöneldim, ayrı konu, ama sahne her zaman aynı sahne. Yeter ki sahnede olduğunu biraz içselleştirip onu böyle hani orada değilmişimcesine yaşamak diye düşünüyorum. Ben çok eğlendim kendi kendime. Peki şarkıcılık mı zor, oyunculuk mu? Gerçekten çok zor bir soru. Oyunculuk tabii yani yepyeni karakterleri sürekli canlandırmak çok zor. Esra Hanım buyurun. Sohbet devam ederken Esra Dermancıoğlu geliyor. Senden bahsediyorduk Esra. Öyle mi? Sitayiş'le bahsediyorduk. Ay ne güzel canım dostlarım. Güzel geçti. Güzel geçti. Tatlıydı. Ondan sonra arkadaşlarım geldi. Çok mutlu oldum. Hala heyecanlı. Ondan sonra öyle tatlıydı. Çok eğlenceliydi. Çok. Beren Saati tiyatro sahnesinde olmak isteyip istemediği soruluyor. Küçük kibritçi kız da oynayacak o böyle kibritleriyle. Kenan Doğulu ve Beren Saati uğurlarken Esra Dermancıoğlu yerinde duramıyor. Tamam mıyız? Okey. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolun. Yeni oyunumuz buradan. Yeni oyunumuz buradan devam ediyor. Çocuklar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İyi geceler. Kenan Doğulu'yla doğaçlama gösterisini soralım. Sahne evet doğru. Çok tatlıydı. Onu aldım. Doğaçlama arkadaşımla konuştuk. Yine. Doğaçlama yaptık. Çok eğlendik. Ondan sonra çocuklar. Güzeldi. Ben de inşallah işte devam edeceğim. Konuyu kendi kendine aşka getiriyor. Başka sormak istediğiniz, aşk hayatımda bir şey yok. Bekarım. Efendime söyleyeyim. Fikir hırsızlığına hayır. O gün sahnede doğum gününü de kutladı Esra Dermancıoğlu. Doğum gününüzü unuttum. Ay evet. Doğum. 32. Yediniz mi? Güzel miydi? Ben yemedim. Yine komedi festivalinde Doktor Ali Kerim Diler'in estetik sohbetler gösterisini izlemeye gelenleri görüntülüyoruz. Ebru Akel, Ebru Şallı ve eşi Derya Ulu bu isimlerden bazıları. Gösteri sonunda Derya Ulu'yla beraberiz. Çok keyifliydi ya. Sanki 50 yıldır stand-up yapıyormuş gibiydi gerçekten. Yani ilk defa stand-up yapıp ilk defa sahneye çıkan biri için inanılmazdı. O bir sinefil, yani film kurdu. Film izlemeyi çok seviyormuş Derya Ulu. Film hastasıyım yani. Gerçekten 10 binlerce film izlemiş olabilirim. Her boşluğumda film izliyorum, dizi izliyorum. Kalmadığı için artık o kadar üzülüyorum ve yeni bir film bulduğumda, eski bile olsa, o kadar mutlu oluyorum ki çocuk gibi yaşasın, iyi bir film buldum diye. Orada bazı karakterler oluyor bazen böyle kafa yakan. Mesela onları oynamak isterim. Gecelerdeyiz. Erdal Beşikçioğlu eşi ve kızıyla eğlenceden çıkıyor. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel bir gece dinlenme, ne söylemek istediniz? Vallahi keyfimiz yerinde. Aynı mekanda Güven Kıraç da var. Onu son olarak sevgilisiyle aşk gecesinde görüntülemiştik. Bak, yana yana bile bile magazinciler Güven Kıraç'a ihanet sonrası yaşanan boşanmayı ve eşine ödediği yüklü tazminatı soruyor. Geliyor. İnanılmaz. Yüklü miktarda bir tazminat ödediniz. İnanılmaz. Hande Erçel bir davete gidiyor. Oldukça şık görünüyor.
yeni yapacağı işler merak konusu. Proje bekliyorum. Güzel şeyler, güzel toplantılar yapıyorum. Bir projede Deniz Kız'ın oynayacağı iddia edilmişti. Yani henüz daha net olmayan bir bilgi. Evet, henüz bir şey söylemedim. Amerika'da oyunculuk eğitimi alacağı iddia edilmişti. Bundan bir yıl öncesinde sağlık sorunları nedeniyle bu çalışmayı ertelemiş. Evet, ya, öyle bir niyetim vardı ama işte biraz sağlık durumlarından kaynaklı. Öyle tekrar ertelendi. İnşallah en kısa zamanda gidebilirim. Geride bıraktığımız yılı soralım. Çok şey geçti başından. Nasıl bir yıldı? Valla güzel geçti. Kimi zaman güzel, kimi zaman sıradan ama güzel şeyler olacak yeni yılda hepimizin dileği bu. Var mı başka bir şey? Beklentilerimiz? Sağlık. Sağlık, huzur. Sürpriz bir görüntüde sıra. Karaköy'de bir restorandan Merve Boluğur'la kısa süre önce boşandığı eşi Mert Aydın çıkıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar Merve Hanım. İyi akşamlar Mert Bey. Sürpriz bir şekilde evlenip 40 gün evli kaldıktan sonra boşandılar. Geçtiğimiz haftalarda görüntülenen Mert Aydın, Merve Boluğur'un adını bile duymaya tahammül edemiyordu. Evet. Evet. Güzel bir şarkı yapmıştım az sonra. Dinlediniz mi onu? Aynalık Yörük. Evet. Mert Bey'den boşanma hakkında hiçbir şey açıklama alamıyorum. Mert Bey'e de saygı duymak lazım. Tabii. Ama önceki gece beraber yemek yedi Merve Boluğur'la Mert Aydın. Soruları yanıtsız bıraktılar çıkışta. İyi akşamlar. İyi akşamlar Merve Hanım. İyi akşamlar Mert Bey. Bir barış yemeği mi, bir gündem olma çabası mı bilinmez. Ama sessiz gece yine gündeme getirdi her ikisini de. 40 gün süren evlilikten sonra ayrıldınız ve bir aradasınız ama şu anda birliktesiniz. Geri dönüş olsa, kalp sana geri dönmez mi? Gelenek bozulmadı. 3 yıl aradan sonra Recep İvedik geldi. Allah! Allah! Ve Şahan Gökbakar en özel açıklamalarını yine Show TV'ye yaptı. Çok güzel sahneler var. Elektrik faturasından Ayvalık'a Recep İvedik 7 fikri nasıl ortaya çıktı? Ufak bir cinnetin ardından. Recep İvedik yaşlanacak mı? Şahan Gökbakar yaşlı Recep İvedik filmi çekiyor mu? Bir kır saçlı Recep de olur herhalde. Kara Ambar Kamyoncular Derneği nasıl gerçek oldu? Recep İvedik'in otel odası nasıl kral dairesi muamelesi görüyor? Bir tane Kara Ambar Kamyoncular Derneği kurulmuş. Sen Kara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Değilim, ne olacak? Recep'in kaldığı oda ayrı pazarlanmış. Kapı benim kapım olduğun da bir problem yok. İlk kez konuştu. Ata Demirer'in son filmindeki karakteri Recep İvedik'e benziyor mu? Gömleğinden. Az sonra. Nasıl ünlü oldu? Hangi filmlerde devleşti? Kariyerinin en unutulmaz rolleri hangisiydi? İşte Büyük Usta Demet Akbağ'ın portresi. O Lütfiye, o Perişta, o Stiyana. Kolay gelsin Stiyana. Ne kafamdaki nedir? Göz içindir. Hocam nerede? Hanım nerede? Ne nerede? Vizontele nerede? O Hatiana, o sevdaluk adalet, o Firuzan. Sahnem iyidir yani, evet. İlk hangi filmde oynadı? Nasıl ünlü oldu? Geçmiş olsun Hatice Hanım. Perihan abla, bir demet tiyatro ve Vizontele'ye ulaşan kariyerinde hangi rollerde oynadı? Demek bizim telefon sapığı zannettiğimiz hırsızmış öyle. Ya arıyor, evde yok, şandamlıyor. Hülya Avşar'ın oynayacağı hangi rol son anda onun oldu? Telefonda teklif geldiğinde ne oldu dedim. Benim bildiğim kadarıyla Hülya oynuyordu bu rolü. Yıllardır değişmeyen fiziğinin sırrı ne? Diyet olarak dikkat etmiyorum. Türkiye'nin en yetenekli kadınlarından Demet Akbağ'ın portresi geliyor. O cüce olan neydi abi? Cüce değil ki. Kısaydı.
1986. İlk filmi Davacı. İlk dizisi Perihan Abla. 1980'lerin başında tiyatroyla oyunculuğa başlayan Demet Akbağ efsanesinin başladığı yıl 1986 oldu. İlk filmi Davacı'da çok küçük bir rolle sinemada yer aldı. Bunun gelmiş. Ne yapacağız enişte? 80'lerin efsane dizisi Perihan Abla'da da rol aldı Demet Akbağ. Türkiye onun yeteneğini bu diziyle gördü. Evet hanımefendi, önce sizi tanıyalım. 1960 yılında İstanbul'da doğdum. Yalana bak. İlk ve orta liseyi birincilikle bitirdikten sonra yurt dışında yüksek tahsilimi yapıp diplomamı ve kocamı alıp İstanbul'a geldim. Yarışmacı ikiliye bol şanslar diliyorum. 1987'de ilginç bir filmde küçük bir rolü vardı. Müjdat Gezen'in uzaylı filmi Homoti'de eczacı kadın rolündeydi Demet Akbağ. Geçmiş olsun Hatice Hanım. Ya valla ben bunu hak ettim ama. Yok hak ettim. Yok canım deme. Yok hak ettim, hak ettim ben bunu. Hak ettim. Hak etmedin deme, vallahi hak ettim. Çünkü çok konuşuyor, o çok konuşuyor. O konuşunca ben de dayanamıyorum ona bir cevap. Vah kafama vurdum sandığı vallahi. Neler şaştı, ne olduğunu anlamadım. Ben bunu konuşuyorum. O konuşmasa vallahi konuşuyorum. Sürümü bozuluyor, konuşuyorum. O konuşuyor, ne konuşuyorum. 1989, Zeki Müren'in Bilmecesi ve Hızla Yükselen Demet Akbağ. Tek kanallı dönemde Demet Akbağ'la Zeki Müren'in ekrandaki sohbeti tüm Türkiye'de gülümsemeyle izlendi. Zeki Müren'in ona sorduğu bilmece zamanın en güzel eğlencelerinden biriydi. 30 yani 3 tane 10, bunlarla birleştirdin mi? Ağaçta değiller, bir 50 çıkıyor. Hayır, 100 çıkacak canım. Biraz modele matematik falan olmasın, bir karışık. Biraz öyle. Ay Allah, üç tane daha oldu. Allah, ben de 50 çıkıyor. Yine o yıllarda Ferhan Şensoy'la oynadığı Varsayalım İsmail dizisinde görmüştük Demet Akbağ. Kim bu avaral İsmail? Kim olacak canım? Daltonların en uzun. Sen nereden tanıyorsun peki? Red Kit'ten. Red Kit kim? Daltonların belalısı. Daltonlar kim? Sıkarsın ama kontes. 1993'te Türk sinemasının en absürt filmlerinden Tersine Dünya filminde Bitirim Leyla karakteriyle beyaz perdede yer aldı. Sen şimdi efendi evine gidiyor musun yoksa? Sana eyvallahım var abla. Öyleyse çek git evine, bir daha da karşıma çıkma. 1995. Bir Demet Tiyatro ve bir efsanenin başlangıcı. Demet Akbağ kariyerindeki en büyük adımı 1995 yılında Bir Demet Tiyatro ile attı. Fıdıl evi terk ediyor. Fıdıl. Niçin terk edecekmiş kocam evi? Cevaba girmek için. Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı televizyon tiyatrosunun ilk örneğinde birden çok karaktere hayat verdi Demet Akbağ. En bilinen karakteri Lütfiye Çıtır'dı. Fodul kesin kafayı yedi. Lütfiye bacımla ne yapsın, ona uyuyor işte. Tevekkeli bir, benim bir sürü gömdeğim ondan kayıp demek. Tevekkeli benim de kayıp. Bir Demet Tiyatro'nun en akılda kalıcı karakterlerinden biri olan Feriştah Yenge'de de onun imzası vardı. Madem ben yılbaşı gecesi dombalı oynayacaktım, yaradan bana bu nefis fiziğini çimlerdi. Ha? Benim diri vücudumu adlı da görmek istiyorsan o başka. Vay benim halden bilen kalemim. Vay benim sevgili kağıdım. Tesadüfe bakın ki siz de ağaçtan yapılmışsınız bu numan. Aman, bir yılbaşı fentezisi yazmaktan başka çıkış yolu kalmadı. Yine Bir Demet Tiyatro'da Züleyha karakteriyle çok sevildi. Ulan bana bu son cümleyi hatırlat da bir ara besteleyeyim. Çok uzun. Bu kadar moralini bozma Züleyha. Yarınlara, umuduna bakmasını bileceksin. Yoksa olmaz. Ben seni en kısa zamanda saatine kavuşacağına inanıyorum. Hiç merak etme Züleyha. Kırlarda neşe için... O yıllarda konuk olduğu Hülya Avşar Show'da Yılmaz Erdoğan'daki Mükrem'in çıtır potansiyelini de Demet Akbağ'ın keşfettiğini öğrendik. İtiraf ediyoruz burada. Bizi ilk yazıp böyle bir 15-20 sayfa getirdiğinde Yılmaz herhalde bu Mükrem'in abi de sensin dedim. Bilmem ben Mükrem'i benim dedi. Oynamamın nedeni aslında Demet'tir. Benim yani ben Allah seçtim Allah. Onu. O programda Bir Demet Tiyatro'da Züleyha karakteriyle meşhur olan şarkısını da seslendirdi Demet Akbağ. Bitsin artık bütünsün mektupları, bırak gitsin, bitsin artık götürsün hediyeleri.
gitsin. Bitsin kavga. Ayırın kavga yapanları. Ayırın. Ayırın kavga yapanları. 2000'i Vizontele efsanesi ve Sıt Yana. Türk sinemasının ikinci döneminin çıkış filmi olarak bilinen Vizontele, 2000 yılında çekildiğinde başrollerden biri de Demet Akbağ oldu. Kolay gelsin Sıt Yana. Ne, kafamdaki nedir? Göz içinde. Hocam nerede? Hanım nerede? Ne nerede? Vizontele nerede? Filmde canlandırdığı Sıt Yana rolüyle zor rollerin altından nasıl kalkıldığını gösterdi herkese Demet Akbağ. Ya kafamdaki nedir? Göz içinde. Hocam nerede? Hanım nerede? Ne nerede? Vizontele nerede? 2003 yılında Vizontele'nin devam filmi Vizontele Tuğba'da da rol aldı ve yine oyunculuğunu gösterdi herkese. Neredesin Firuze? Organize işler ve fırtına gibi esilen yıllar. O artık Türkiye'nin en ünlü kadın komedyeniydi. Birbiri ardına filmler geldi. Özcan Deniz'in başrolünde oynadığı Neredesin Firuze'de filme ismini veren Firuze'ydi. Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Aşkımla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamamdı, bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştü. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Yine Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan Organize İşler'de de izledik Demet Akbağ. Ne yakışmış? Az meslekle. Benim söylediğimden o anlam mı çıkıyor? Zorlarsan çıkar. Hanımefendi, bu aracı el koymak zorundayız. Neden? Çünkü çalıntı. Sinemada fırtınalar estirirken partneri Yılmaz Erdoğan'la tiyatro sahnelerinde de kapalı gişe oynuyordu. Haybeden gerçeküstü aşk oyunuyla. Kafede sen varsın. Bir de sen. İki yaşlı Japon erkek. Bir de Nikol. Bir Nikol geldi sana. Hadi de. Ne yaparsın? Bir kere sakin ol diyor. Sonradan sinemaya da uyarlanan bu oyunla uzun bir dönem herkesi güldürdü bu ikili. Cüce değildi, kısaydı. Ya tamam, çok kısaydı. Takiye ettin. Takiye ettin. Lan o kadar kısa adamın ismi niye bu kadar uzun ki? Uzun göstersin diye dikine çizgili isim koymuşsun. Sinemada o çocukları, ekranda elveda Rumeli yılları. Kariyerinin hiçbir dönemini boş geçirmeyen Demet Akbağ, oyunculuk performansını ekrana Elveda Rumeli dizisiyle taşıdı. Beğendiniz mi bebekleri? Beğendik. Ananız kuyumcu Mehmet Efendi ile evleneydi, bu evde olacak idi bebekle. Öyle mi? Öyle. Ananızı çok beğenidi. Çok isteydi evlensinler. Sonra o sütçü babanız çıktı. Bağırdı sütçü, sütçü dolaştı evin etrafında. Öyle aldı ananızı. Hey abla, ne anlatırsın kızçilere? Aynı dönemde O Çocukları filminde Özgün Amal'la birlikte başrol oynuyordu. Kusura bakmayın ama biz burada kalamayız. Hiç vallahi biz kusura falan bakmayız. Kusur görene aittir. Senin İtalya'ya gidebilmen için sana İtalyanca öğretmeye geldim ben. Öğrenmiyorum ben İtalyanca, O Çocukları filminde başrolü Hülya Avşar'dan almıştı. Telefonda teklif geldiğinde ne oldu dedim. Benim bildiğim kadarıyla Hülya oynuyordu bu rolü. Karşılıklı anlaşılamadığını biliyorum sadece. Ata Demirer'le Eyvah Eyvah ve Firuzan'ı. Bir efsaneden bir başka efsaneye geçmek her yiğidin harcı değildir ama Demet Akbağ için çocuk oyuncağı. 2011'de Firuzan efsanesiyle tanıştı Türkiye. Gitti elbise. Yapıştırsak. Al. Yapıştırdım. Ne yapıyorsun be? Bu aşk olmazsa kalbim
böyle yanmazsa. Ata Demirer'in kendi yazdığı ilk filmi olan Eyvah Eyvah da bir bar şarkıcısı olan Firuzan karakteriyle fırtınalar estirdi Demet Akba. Star oldun, bizi unuttun Firuzan Hanım. Jennifer Lopez olduk, keyiflenin madem. Parası yok, yiyelim madem. Şimdi buldum. Film o kadar sevildi ki ikincisi hemen bir sonraki yıl çekildi. Demet Akbağ yine harikalar yarattı ikinci filmde de. Bir yandan Halime'm yandan, seviyorum seni candan. Seviyorsan candan, boşan gel kocandan. Bir yandan Halime'm yandan, severim seni candan. Boş durmadı ve bir film daha yaptı o yıllarda. Kurtuluş Son Durak adlı kadın filminde söylediği Ermenice şarkıyla da çok ses getirmişti Akbağ. Ağavnin doktorin yatak kıpıre. Ağavnin doktorin yatak kıpıre. Doktorin ağavnin harçlık kıtsıke. Doktorin ağavnin. Hükümet kadını ve Hate Ana. Vizontele'de ispatladığı Güneydoğulu kadın performansını bu kez Hükümet Kadın serisinde gösterecekti Demet Akbağ. Kadın belediye reisi Hati Ana olarak geçti kamera karşısına. Bak oğlum, kadından belediye reisi. Anladın? Oh, Hati'yi başkan yaptılar. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ben başkan olsam sen de başkanın karısı olacaksın. Sen başkan olunca ben ne başkasının karısı oluyorum Faruk Efendi? Sağır değilim ben Faruk Efendi, sağır değilim. Öyle monarşi, zerselerin tazedir. Vallahi hepsi tazedir, Hati anne. Ben senin nereden anan oluyorum terbiyesiz? Bu monavçıyı, bakalcıyı, demirciyi bir hafta mühürletmişim. Haydi. Tarzı kapanmıştı. El attığı her işte yakaladığı başarıyı bir kez daha kanıtladı. Ve Hükümet Kadın'da tıpkı Eyvah Eyvah gibi ikincisi için sadece bir yıl bekledi. Ha aha, bu çok güzeldir. Fakat sende durmadı. Sırıt bakayım, sırıtma. Yok. Şahdi şahbaz oldu. Türk gişe tarihinin en çok izlenen kadınının durmaya niyeti yoktu. Eyvah Eyvah 3 geldi hemen bu filmlerin ardından ve Demet Akbağ yine çok izlendi. Bayram, ne getirsin baba sana? Ne getirsin oğlum baba sana pavyondan, ha yavrum? Ekranda ve sinemada her yıl bir bomba. 2013 yılında Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizisi Sevdalık'ta bu kez bir Karadeniz kadınıydı Demet Akbağ. Çekil yolumdan da. Haklısın. Seninle vakit kaybedeceğim ha. Dediğini yaparım daha iyidir. Tabii. Hemen kaçıp gitmek tabiatındır zaten. Aynı dönemde bu kez Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filminde başrolde yer aldı ünlü oyuncu. Annesinin babasının mezarı önünde tek bir damla gözyaşı dökmemiş, hatta bir gün bile mezarlarını ziyaret etmemiş birinin maneviyattan bahsetmesini samimi bulmuyorum ben. Ağlamanın senin bilmediğin başka yolları da var Necla. Sinema onu seviyor, o da izleyiciyi seviyordu. 2016'da Ata Demirer'le Niyazi Gül 4 Nala filmini yaptı. Bitti. Bu ilişki tamamen bitti Rıza Kabakoz. Seni ve düşük profilli sosyal çevreni istemiyorum hayatımda. Beni yalvartmak mı istiyorsun Sultan? Yine aynı yıl Çağan Irmak'ın yönettiği Nadide Hayat filminde başroldeydi. Başkaları için yaşadım. Geriye ne kadar ömrüm kaldı bilmiyorum. Belki 40 yıl, belki bir gün. Geriye kalan hayat benim ve artık ben nasıl istiyorsam öyle geçecek. Ben bu gemiden mutlu ineceğim. Ünlüleri şakaladı. Çok aramızdayla yine çok şaşırttı. Türkiye onu dizilerle ve filmlerle tanıdı. Ama Demet Akbağ ekranda da çok farklı bir formata imza attı. Çok aramızda da ünlüleri şakaladı. Ay çocuklar valla çok fena oldu bu. Show TV'de yayınlanan Çok Aramızda da ünlülere yaptığı orijinal şakalarla çok sevilen Demet Akbağ ve ekibi büyük ilgi görmüştü. Nereye gidiyor? Gözlü hızını alamadı, gidiyor kıyafam. Çok korktu. Gelin, gelin hanımefendi. Çok polisajın arkasına. Polisajın arkasına. Hanımefendi geçin. Arkadaşım içeride. Aman sakin sakin, şöyle gir, şöyle gir. Saklan. Kapınızı kaldırmayın. Hiç kimse kapınızı kaldırmayın. Oğlum bu kadar. Eşim içeride. Zın buraya. Ah ayakkabılarını da çıkarıyor. Tamam, 2019 yılında hayatının acısını yaşadı. Biz onu Demet Akbağ olarak tanıdık. Aslında soyadı İbar olan Akbağ'ın soyadı
ilk evliliğini yaptığı ve 3 yıl evli kaldığı İskender Akbağ'dan yadigar. Sen sevda mısın yoksa? 3. evliliğini 1999 yılında Zafer Çika ile yaptı Demet Akbağ. Bu evlilikten 2000 yılında oğlu Ali'yi kucağına aldı. Yaşanmamışlık sanki yüzünde. Bir aşktı Zafer Çika ile yaşadığı. Onları ancak ölüm ayırabilirdi ve öyle oldu. 2019 yılında Zafer Çika geçirdiği trafik kazasıyla hayata gözlerini yumdu. Tüm karakterlerini Show TV'nin dizisinde ardı ardına canlandırdı. 2016 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Analı Oğullu dizisinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak katılan Demet Akbağ, oynadığı tüm karakterleri tek sahnede birleştirmişti. İsmim Hate, H ile yazılıyor. Yo ablam, vallahi bana çok tanıdık gelmişsiniz ha. Yo ben sizi daha önce yazmış olabilir miyim? Hate Ana'dan sonra Firuzan'a geçiş yapmıştı. Bana herkes yazar Manti. Olabilir vallahi. Yazana değil, yazdırana bakacaksın artık. Yoksa yazsan ne yazar? Yazmasam gönül yazar. Ay, ay güzelmiş vallahi. Not alayım ben bunu, bir yere sahnede bir yerde patlatıveririm. Güzelmiş bu. İçimden çıkıverdi birden, enfrovizyonel. Muhasır. Pardon? Muhasır medeniyet seviyesine çıktım, inemiyorum canım. Ay! Bir şakalar, bir şakalar ben bugün. İyi geldi bana burası. Oradan da sevdalık adalete. Adalet pansiyon. Çamlı hemşinde, sen yuvada. Beklerim bir gün. Şey dedi, muhlama istedi benden. Lahana sarması istedi. Yaptım, yedi. Bir de böyle yemekten anlar mıymış, çok bilir miymiş, neymiş öyle bir şey. Aa, gurme mi? Ha, gurme, gurme. Ha. Hani diyorlar ya, sonradan gurme. Oyunculuk şovunu Feriştah ve Lütfiye ile süslüyordu Demet Akbağ. Narin, hassas ve kaymak tabakalı bedenime bir suikast düzenlemeyi. Bazı gecelerde ham maddesi kıymık ve odundan oluşan eşim Numan fotosentez yaparak nefes aldığından odunluktaki oksijen bitiyor, bana karbondioksit kalıyordu. İşte böyle nefes alamadığım zamanlarda tek ve yegane tutkum olan Mikremi'nin edeleli kollarıyla beni sarıp suni teneffüs yaptırmasını bekliyordum. Fakat Mikrem'in blok derste olduğundan gelmiyordu. Gelemiyordu, gelemiyordu. Delilikle dahilik arasında çok ince bir çizgi vardır. Deli olduğuma karar verdiğinize göre çizgi hakemi siz olmalısınız. Ama dikkat edin, gol olabilmesi için topun tamamının çizgiyi geçmiş olması gerekir. Sonra ofsayta düşen siz olmayın. Demet Akbağ'ın bilinmeyen yönleri. Demet Akbağ bilinmeyenlerini Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na verdiği röportajda anlatmıştı. Güzellik sırlarını anlatmıştı mesela. Diyet olarak dikkat etmiyorum ama spor yapıyorum. Yani beni, bana iyi gelen şeyin ve kurtarıcı olanın o olduğunu düşünüyorum. Hele belli bir yaştan sonra beslenme modeli olarak çok tatlı sevmiyorum. Şekerle aram hoş, iyi değil. Biraz ona bağlıyorum. İyi bir kurabiyeci o. Çekirdek kurabiyeleriyle meşhur. Çok ellerimle teşekkür ederim. Bunu belirtmek istiyorum. Demet Akbağ. Lafı oraya getirdin diye düşündüm de herhalde. Kendi elleriyle pişirmiş ve bizlere getirmiş. Çok teşekkür ediyorum. Benim evimin buzdolabında, buzluğumda her zaman olan meşhur benim arkadaşlarımın adını çekirdek koyduğu küçük kurabiyelerim. Çünkü çekirdek gibiler. Kaç tane yediğinizin farkına varmıyorsunuz yediğiniz sonra zaman. Eyvallah olsun. Bunlar çekirdekler. Bunlar da minik ev poğaçaları peynirli. Bu çekirdek. Bunlar, yani sabah yapmadım bunları, o kadar da değil. Ama bunlar benim buzluğumda hep bulunur. Acil durumlarda ben içeride giyinip hazırlanırken bunları fırına attım. 15 dakikada da piştiler ve hemen getirdim sıcak sıcak. Şahane. Demet Akbağ demek kariyer demek. Demet Akbağ demek başarı demek. Son olarak dijital ekranda 9 kere Leyla'da yer alan Demet Akbağ'ın yeni işlerini merakla bekliyoruz. Sen niye ölmedin? Şans işte. Bozulmadı. 3 yıl aradan sonra Recep İvedik geldi. Allah! Allah! Ve
Şahan Gökbakar en özel açıklamalarını yine Show TV'ye yaptı. Çok güzel sahneler var. Elektrik faturasından Ayvalık'a Recep İvedik 7 fikri nasıl ortaya çıktı? Ufak bir cinnetin ardından. Recep İvedik yaşlanacak mı? Şahan Gökbakar yaşlı Recep İvedik filmi çekiyor mu? Bir kır saçlı Recep de olur herhalde. Kara Ambar Kamyoncular Derneği nasıl gerçek oldu? Recep İvedik'in otel odası nasıl kral dairesi muamelesi görüyor? Bir tane Kara Ambar Kamyoncular Derneği kurulmuş. Sen Kara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Değilim, ne olacak? Recep'in kaldığı oda ayrı pazarlanmış. Kapı benim kapım oldun da bir problem yok. İlk kez konuştu. Ata Demirer'in son filmindeki karakteri Recep İvedik'e benziyor mu? Gömleğinden. Az sonra. Gelenek bozulmadı. 3 yıl aradan sonra Recep İvedik geldi. Allah! Allah! Ve Şahan Gökbakar en özel açıklamalarını yine Show TV'ye yaptı. Çok güzel sahneler var. Elektrik faturasından Ayvalık'a Recep İvedik 7 fikri nasıl ortaya çıktı? Ufak bir cinnetin ardından. Recep İvedik yaşlanacak mı? Şahan Gökbakar yaşlı Recep İvedik filmi çekiyor mu? Bir kır saçlı Recep de olur herhalde. Kara Ambar Kamyoncular Derneği nasıl gerçek oldu? Recep İvedik'in otel odası nasıl kral dairesi muamelesi görüyor? Bir tane Kara Ambar Kamyoncular Derneği kurulmuş. Sen Kara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Değilim, ne olacak? Recep'in kaldığı oda ayrı pazarlanmış. Kapı benim kapım oldun da bir problem yok. İlk kez konuştu. Ata Demirer'in son filmindeki karakteri Recep İvedik'e benziyor mu? Gömleğinden. Az sonra. Ezgi Mola ve Serenay Sarıkaya'nın saplantılı hayranlarıyla başı dertte, Demet Akalın sahnede neden ayakkabı değiştirdi, Hülya Avşar aradığı jönü nerede buldu? İşte magazin dünyasından son haberler. Davetler, galalar, adli vakalar, itiraflar, ilginç görüntüler ve daha neler neler. İşte magazin dünyasından son haberler. Ezgi Mola kendisini yıllarca çeşitli yollarla taciz ve tehdit eden şahısla ilgili mahkemede ifade verdi. Ezgi Mola, herhalde bir fan beni çok seven biri diyerek anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü diyerek olayı özetlerken mahkeme çıkışında kameralara açıklama yapmamayı tercih etti. Ezgi Hanım, açıklama yapmak ister misiniz? Ezgi Mola, saplantılı kişinin kendisini gerek fiziksel olarak gerekse mesaj yoluyla uzun süredir taciz ettiğini söyledi. Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın sonraki celse dinlenebilmesi için zorla getirilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. Benzer bir olayı da Serenay Sarıkaya yaşamıştı. Evinin önünde saplantılı bir hayranının tacizine maruz kalmıştı. Serenay Sarıkaya, evinin önünde kendisini tehdit eden saplantılı hayranını açtığı davada, mahkeme akıl sağlığı yerinde olmayan kişinin yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda tedavi altına alınmasına karar verdi. Tenis tutkunu Hülya Avşar'ı maç çıkışı görüntülüyoruz. Keyif aldığı malum. Her gün buradayım. Bu ara biraz yoğun. Çok güzel maçlar var. Yani muhteşem. Ondan sonra oturup bütün tenis grubu, camiası oturup öyle attı, böyle attı, şu kısa topu şöyle attı vesaire. Bunlar çok güzel sohbetler. Bu arada yeni şarkısı Anlatma'nın klibi sevenleriyle buluşuyor. Hayırlı olsun diyelim. Hülya Avşar, klipte rol alması için gelen yakışıklı oyuncuları pek istememiş. Neden mi? Epey bir şey aradık. Sen söyle oyuncu.
Baktım hep yakışıklı yakışıklı, hep gelenler işte şeyden, kastan gelenlerin hepsi yakışıklı. Ben de çok yakışıklı açıkçası çok cazip gelmiyor. Yani yakışıklı erkek çok sevmiyorum, bilmiyorum. Senin gibi mesela böyle tipsiz olacak. Şaka söylüyorum. Klipte rol alan genci bulma hikayesi de son derece ilginç. Spor yaparken tanıştığı ve yazılımcı olduğu öğrenilen genç bu sayede klipte oynamış. Kalabalık, trafik var. Allah'ım oradan dönecek yer bulamıyorum falan. Neyse öyle bir heyecan yaşayıp döndüm sonunda. İşte bak olacağı varmış. Bir baktım önümden geçiyor. Bir dakika dedim böyle. Böyle bir inanamadı. Dalga geçtiğimi zannetti önce. Ondan sonra dedi ki ya ne olacak, hatıra olur benim için de. Böyle başladık işte. Yani... Ama kendisinin bu işlerle bir alakası hiç, yok. Hiç, yazılımcıymış galiba. Yazılımcıymış evet. İki tane çok güzel çocuğu var, eşi var. Çok şeker insanlar. Ahmet Güneştekin'in sanatseverleri buluşturan sergi davetine Seda Sayan ve eşi Çağlar Öktem de katıldı. Şu sıralar hastalıklarla uğraşıyormuş Seda Sayan. İyiyiz vallahi, hastalıklarla uğraşıyoruz. Annem, teşekkürler. Annem düştü, belinden sakatlandı. Bu arada domuz gribine yakalandı. Ben grip oldum, hastalandım. Geçtiğimiz haftalarda Çağlar Öktem'le kavga ettiği ve evinden kavga seslerinin yükseldiği iddiaları ortaya atılmıştı. İlk kez yanıt veriyor bu iddiaya Seda Sayan. Efendim, kavga ettiğiniz yönünde haberler çıktı ama öyle şeyler bulunuyor. Bizim mi? Evet. Siz bizim evimizin için nereden biliyorsunuz ya? Bilmiyorum, öyle bir bizim evimizden çıkmış. Kavga sesi ya da yüksek volüm duyulmaz, duyulursa müzik duyulur. Sen sözü çok. Ankara'da bir gece kulübünde sahne alan Demet Akalın, bir önceki sahnesinde giydiği ve uğursuz olarak saydığı ayakkabılarını değiştirdi. Aslında bu gece kulübünde ben uğursuz ayakkabılarını giymişim. Diğer benim de uğursuz ayakkabılarım var. Bak, 1,5 ay önce bunlarla böyle sanki gençtim. Sahneye böyle yüksek ayağımı bir attım. Demet Akalın konuşmasının ardından sahne kenarında ayakkabılarını değiştirdi. Dijital platformda yayına giren Recep İvedik 7 filminin galasındayız. Mahsun Kırmızıgül galanın konuklarından. Şu an zaten kendini kanıtlamış. Sinemanın canavarı. Giriş anlamında başarısı zaten ortada. Ama ben şu anı insan olarak seviyorum. Sinemada bilet fiyatları ve dijitale geçiş konuşuluyor. Şubat'ta Prestij Meselesi filmi sinemada vizyonda olacak. Herkesin kendi tercihi. Ben Beyaz Perde'yi çok seviyorum. Film maliyetlerinin arttığını söylüyor Mahsun Kırmızıgül. Yapmış olduğum mucize filmiyle bu film arasında inanılmaz bir fark var. Yani neredeyse bir önceki filmin 6-7 katı daha fazla bir ekonomik anlamda bir para harcandı bu filme. Sinemanın kurtuluşunun iyi film yapmaktan geçtiğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül, televizyon dizilerinden daha kalitesiz filmlerin vizyona girdiği, bu durumun gişeyi olumsuz etkilediği görüşünde. Ya dizilerden daha kötü kalitede çekilmiş işler sinemada yer buldu kendine. Ve izleyici gidince küsmeye başladı yavaş yavaş. Ya o filmlerin mesela perdeye çıkmasına bir anlam veremiyorduk bizler. Güzel değildi, şık değildi. Çünkü diziler yapılıyor bu ülkede ve dizi filmler çok iyi çekiliyor. Sen dizilerden daha kötü kalitede, fikri kötü, oyunculuklar kötü, onu çıkarırsan beyaz perdeye, sinemaya, insanlar bir gider, iki gider, üçüncü de küserler. Murat Cemcir, galanın ünlü konuklarından. Vallahi hastası olduğumuz, ülkecek hastası olduğumuz nadir insanlardan bir tanesi Şahan Gökbakar. Kemal Sunal gibi, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi, Şener Şen gibi bir dönem nasıl onlar bizleri yaptıkları güzel filmlerle güldürerek heveslendirdilerse Şahan da çağımızın onlarından bir tanesi. Ben o bir Recep İvedik fanı. Hani ben Recep karakterini şey gibi görüyorum. Böyle İnek Şaban karakteri vardı hatırlarsanız rahmetli Kemal Sunal'ın. Evet. Hatta rahmetli demeyelim Kemal Sunal'ın. Ben öyle görüyorum Recep İvedik karakterini. Selamünaleyküm İsmail abi. Ülkemizin en önemli tarım ürünü kuru fasulyedir. Recep abi. Erdem. Rekortmen film Recep İvedik, onun da başrolünde olduğu Düğün Derneği'nin de rekorunu kırmıştı. Murat Cemcir o dönem Şahan Gökbakar'ı altın takarak ödüllendirmiş. Biz Düğün Dernek bir rekor kırdıktan sonra
o dönem rekor biz kırdıktan sonra Şahan da Recep İvedik ile bizim rekorumuzu egal etmişti ve rekoru kırmıştı. Ben Şahan'ın ofisinde, Togan ve Şahan vardı, ofisinde Şahan'a altın taktım. Sinemadaki yol arkadaşı Ahmet Kural'la ne zamandır ayrı, beraber film yapmıyorlar. Acaba küsler mi? Tasarrufumuz da şu an yok ama ileride tabii ki düşünüyoruz. Yok, kardeşlerde küslük olmaz. Malum Ahmet Kural nişanlandı. Yoksa yengeden mi veto yedi Murat Cemcir? Yok, yengeden yediğimiz bir veto yok. Yani hani yok, öyle bir şey değil. Tarih ben buradan söyleyemem tabii ki. Ahmet'in kendisi söyleyebilir. Çok maşallahlık bir ilişkileri var. Gıptayla uzaktan izliyorum. İbrahim Büyükak galanın konuklarından. Muhtemelen Recep İvedik yedi. Çok başarılı. O yüzden de ben iyi olacağını düşünüyorum, çok güzel olacağını düşünüyorum. Recep İvedik 7 ekibi kameralar karşısında. Sözü ilk olarak yapımcı ve başrol oyuncusu Şahan Gökbakar alıyor. Bizim için çok güzel bir gece. Siz de hoş geldiniz hepiniz. Dediğin gibi serinin 7. filmi, seyircisiyle buluşmak üzere. Geçen Haziran ayında başladık çekimlere. 1,5 ay sürdü ve zorlu bir çekim maratonundan sonra şimdi 9 Aralık'ta seyircimizle buluşacağız. Recep İvedik dijital platformda sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında seyirciyle buluştu. Bu durum Şahan Gökbakar için ayrı bir heyecan. Dünyanın birçok ülkesinde aynı anda gösterime girecek. Daha sonraki haftalarda ülke sayısı da daha artacak. Konu çok evrensel bir şey. Bir tabiat ve orman ve köy savunması aslında filmin konusu temelde. O yüzden çok evrensel bir konu, çevre konusu. Bence yabancı izleyicisinin de keyifle izleyeceği bir film olacaktır. Millet düğüne derneğe giderken çeyrek altın takacağım diye 10 takla atıyor. Siz burada tatlının üzerine altın koyup mu yiyorsunuz? Yesene. La oğlum siz hasta mısınız, manyak mısınız siz ya? Modern çağın inek şabanı olarak lanse edilmesi soruluyor Şahan Gökbakar'a. Kemal Sunal çok büyük bir usta, rahmetli. Hepimizin gönlünde, çocukluğumuzda onun filmlerini izleyerek büyüdük. Hepimizde çok büyük etkisi ve katkısı var. O yüzden hani birinin yerine geçmek değil, hani o sevgiye, o başarıya ulaşabilirsek ne mutlu. Şahan Gökbakar'ın ardından filmde rol alan Öznur Serçeler, İrfan Kangı ve filmin yönetmeni Togan Gökbakar bakın neler söylüyor Recep İvedik 7'ye dair. Ben çok mutluyum bu projenin içinde olduğum için. Çok güzel bir rol hayat verdim. Yani böyle hukuk yolunda mücadelesini veren bir avukatın. Avukatı canlandırıyorum. Evet, biraz cadalos. Kısa bir tarafa bence seri içerisindeki en dikkat çekici konuya sahip filmlerden bir tanesi oldu. Özellikle de bu dönemde bence bütün dünyanın kanayan bir yarasına da parmak basacağını düşündüğümüz bir konu. Daha çok insana ulaşacağını, daha çok izleneceğini düşünüyorum. Umarım siz de izleyince beğenirsiniz. Heyecanlıyız bakalım. Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye hüzün hakimdi. Özge Ulusoy babasının ardından yaptığı duygu dolu konuşma ve döktüğü gözyaşlarıyla yürekleri parçaladı. Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım. Benim damarımda, hücremde, her şeyimde. Beni bırakıp gittiğine inanmıyorum. Benim içimde yaşayacak her zaman. Recep İvedik 7 seyirciyle buluştu. Türkiye'nin en komik adamlarından Şahan Gökbakar hem yeni filmini hem de özel hayatına dair bilinmeyenlerini Ömür Sabuncuoğlu'na anlattı. Gelenek bozulmadı. 3 yıl aradan sonra Recep İvedik geldi. Allah! Allah! Ve Şahan Gökbakar en özel açıklamalarını yine Show TV'ye yaptı. Çok güzel sahneler var. Elektrik faturasından Ayvalık'a Recep İvedik 7 fikri nasıl ortaya çıktı? Ufak bir cinnetin ardından. Recep İvedik yaşlanacak mı? Şahan Gökbakar yaşlı Recep İvedik filmi çekiyor mu? Bir kırsaçlı Recep de olur herhalde. Kara Ambar Kamyoncular Derneği nasıl gerçek oldu? Recep İvedik'in otel odası nasıl kral dairesi muamelesi görüyor? Bir tane Kara Ambar Kamyoncular Derneği kurulmuş. Sen Kara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin?
Değilim, ne olacak? Recep'in kaldığı oda ayrı pazarlanmış. Kapı benim kapım olduğun da bir problem yok. İlk kez konuştu. Ata Demirer'in son filmindeki karakteri Recep İvedik'e benziyor mu? Gömleğinden. Türk sinema tarihinin en uzun serisi devam ediyor. Recep İvedik 7. filmiyle seyirciyle buluştu ve bu kez sinemalardan değil, evlerin salonlarından kahkahalar yükselir oldu. Türkiye ekonomik, Türkiye'nin enflasyonlu gücü. 900 lira mı? Allah! Allah! Lale abi! Ne oldu Recep? Babi yolluk ya. Bak şu anda babaannemi kokusu geliyor bunuma. Birazcık tezekle de karşıya ama alıyorum aradan. Bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan Recep İvedik 7 filmiyle milli kahramanımızı ne kadar özlediğimizi anladık. Recep İvedik vesilesiyle buluştu Ömür Sabuncuoğlu Şahan Gökbakar'la. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu konuğum bir rekortmen. Türkiye'yi güldüren sanatçılardan biri. Evet, Recep İvedik 7 filmiyle sevgili Şahan Gökbakar bu hafta sonu konuğum. Bak burası başkalarının asası burası. Sahipli arazi bura. Böyle kafana göre gelip buraya kamping kuramazsın. Lan bir kaşığa da Meraya. Hadi yallah Meraya. Bu arsa benim. Bu arsa sana mı ait? Olabildiğince az muhatap olalım biz seninle. Evet, özlemişiz gerçekten. 3 yıl oldu değil mi? Evet. Uzun bir süre. Uzun bir süre. Uzun bir süre. Görüşemedik biz de seninle. 3 yıl sonunda yine burada karşılıklı Recep konuşacağız inşallah. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum Ömürcüğüm. Recep'i yeni maceralar bekliyor. Neler var bu hafta, bu sene ne yapıyor? Valla bu seri yedincisi filmin. Her filmde seninle güzel güzel röportajlar yapıyoruz zaten. Bu kez köy macerasında Recep İvedik. Bu filmde Recep İvedik babaannesinin bir köy evi var. Çocukluktan kalma, yazları orada geçiriyormuş Recep'e. Oraya gidiyor ve orada geçirdiği süre esnasında köyü ve etrafındaki ormanları içine alan ve büyük ihtimalle oraları yok edecek bir proje olduğunu öğreniyor. Ve bununla ilgili diyor ki ya mümkün değil. Biz köyümüzü vermiyoruz, ormanlarımızı vermiyoruz. Bununla ilgili bir mücadeleye girişiyor. 150 bin metrekarelik alan üzerine oturtulmuş bir tesis. Ben şimdi projeye bakıyorum da bizim köyü göremedim. Tam olarak nerede bizim köy? Biz sizin köyü oradan kaldırdık. Çok eğlenceli, çok güzel. Benim de farklı bir yere koyduğum bir Recep İvedik oldu. Hı hı. Recep İvedik halktan biri. Onun da ödemesi gereken faturalar var. Son maceranın startını bir fatura veriyor. Bir aslında elektrik faturasıyla başlıyor hikaye fragmanta. Yani işte yaşayan bir karakter, evet. Ya gün gören de kendi halinde yaşayan bir insan. Tabii her Türk vatandaşı gibi onun da evine elektrik, su, doğalgaz böyle faturalar geliyor. Ufak bir cinnetin ardından ben diyor ki hani ne yapacağım burada artık? Hani zaten iki tane ampul yakıyoruz, onu da kapatalım. 900 lira mı? Allah! Allah! Harika bir köyde çekildi son film. Sahi neresi orası? Filmde de bizim orijinal çektiğimiz yerde Ayvalık civarında, Ege'de bir köy. Kozak diye bir bölge var orada. Kozak Yaylası ve Kozak Yaşam Vadisi. Çok güzel, böyle fıstık çamlarıyla dolu bir bölge. Çok sık ve yoğun bir ormanlık alan. Gene Türkiye'nin çok değişik bir coğrafyasını seyircimizle de buluşturmuş olacağız. Çok güzel bir yer. Orada çektik. Filmde gerçek, filmin hikayesindeki köy de orada. Ondan sonra çok güzel bir buçuk ay geçirdik o coğrafyada. Ormanın içinde müthişti yani Ömürcüğüm. Ayvalık civarı, Ayvalık'a 35 kilometre. Filmde bir çamur banyosu sahnesi var. Bir sahne var fragmanda dikkatimi çeken. Kızlar bir çamurdan galiba bir piknik mi yapıyorlar orada? İşte zaten o hani o bölgeyi o işte köyü ve ormanları etkileyecek proje dediğim aslında orada bir şifalı olduğu düşünülen bir çamur çıkıyor. İşte insanlar onu sürünce gençleşiyor filan. Ondan sonra o otelde termal resort, hani o işte o çamur banyolarının olduğu filan, onu böyle bütün dünyaya tanıtacak bir
büyük bir resort hazırlığı. Ya bir de siz yol yordan bileni okumuş kadınsınız ya. Şu yaptığımız şeylere bak ya. Çocuk gibi biz bunu hiç... Çok güzel sahneler var, çok komik sahneler var. İnsanların izlerken böyle Recep'in bu macerasında kendinden de çok fazla şey bulacağı bir film oldu. Recep İvedik yapmıyordur eminiz ama Şahan Gökbakar uyguluyor mu yüzüne cilt bakımı veya çamur banyosu? Hiç var mıdır böyle cildinize bakım yapar mısınız? Vallahi bana Şahan arada olarak. Sırada işte Selin bir şeyler uyguluyor ama onun dışında pek benim yaptığım bir şey yok. İçerinde neler var? Söylüyor mu? Bilmiyorum. İşte arada bazen bir işte bir maske yapalım diyor falan. Ondan sonra işte nem maskesi mi? Artık böyle bir şey herhalde. Onu yapıyor. Bazen böyle kendi suratına uyguluyor. Böyle değişik bir peeling maskesi. Ondan sonra hadi bana da yap, çocuklar eğlensin diyorum. Hep beraber yapıyoruz. Çocukların karşısına çıkıyoruz. Ben gülüyoruz, eğleniyoruz. Öyle şeyler ama böyle uyguladığım bir bakım yok ama yapmak lazım. Recep İvedik özellikle çocukların kahramanı. 7'den 70'e herkes seviyor onu. Peki Şahan Gökbakar'ın çocukları babalarının Recep İvedik olduğunu biliyor mu? Peki çocuklar artık farkına vardılar mı babalarının bir sanatçı olduğunu? İşte ya da Recep İvedik'in babaları olduğunu biliyorlar mı artık? Tabii mu? Tabii. Çok hem de yani fazlasıyla farkına vardılar diyebiliriz. Özellikle ilkokula başlamasıyla beraber başka bir boyuta ulaştı olay. Çünkü yani arkadaşları da, sınıf arkadaşları da sürekli soru soruyorlar işte. Yeni film ne oldu işte, evde ne yapıyor, şöyle böyle. O yüzden çok net şekilde farkındalar. Bakalım iyi mi kötü mü bilemiyorum ama böyle oldu, ne yapalım yani. Onların da hayatında böyle bir gerçeklik var. Recep İvedik'in sinema tarihi 2008'e dayanıyor. Her şey 2008'deki o filmle başlamıştı. Ay şimdi benim anlamadığım ne alakası var? Barış Balam. Barış Balam. Çok biliyorduysan gelip kendin edeydin tamirini. Güvercin gibi burada çırpınmayaydın. Ama Recep aslında bir televizyon yıldızıydı. Şimdi bizim Recep İvedik'le tanışmamız 2008. Evet. 14 yıl direkt olarak. Doğru. Ben şöyle geçmişe baktım da... Aslında filmiyle tanışmanız 2008. Tabii filmiyle. 2004'te aslında ilk skeci Recep İvedik, Engin Jurnal'in haber bülteninde bir pencere önünde oturan evet. adam şeklindeydi. Agresif insanım. Agresifim, sinirliyim, kompleksliyim. Daha sonra işte Kim 500 bin istemez ki skeci oldu. Orada işte yarışmaya katıldı filan. 500 bin TL ödülü kazanıp reddetti filan. Öyle bir serüven de yaşadı. Evet, D. Ali Atıp bir düğüm. Evet Recep Bey, D. Ali Atıp. Ama sormadın. Emin misin diye. Eminsiniz, bir eminim, karar verdiniz. Eminim. Eminsiniz, son kararınız mı? Değil. Bir ilginç durum var ki Şahan Gökbakar bile yaşlanırken Recep İvedik hep aynı. Ve şu dikkatimi çekti, kendisi Benjamin Button gibi hiç yaşlanmıyor. Gençleşiyor mu? Ya vallahi evet aslında yaşlandım yani izledim geçen birinci bölümü. Ya diyorum bu ne kadar gençmişim ya şey suratımın o şekli daha çocukmuşuz yani o zamanlar 24, 25, 26. Şimdi tabii 42 oldum yani hayat hızlı akıyor. Peki bir gün yaşlanır mı Recep İvedik? Mesela kır saçlı Recep Dede hikayesi gelir mi? Olacak mı ileride böyle kır saçlı görecek miyiz Recep'i? 14-15'lerde. Işte. Bilmiyorum kır saçlı haline geldiğim zaman hala Recep yapasım gelir mi içimden bilemiyorum ama eğer hani olur da çekersem tabii ki bir kır saçlı Recep de olur herhalde. Şimdi bakın ne demek çalışmaz? Araba elektrik. Benzinle çalışmıyor mu bu araba? Peki benzinle çalışmıyor. Asıl arabam bu. Fenomen bir karakter Recep İvedik. Haliyle yapılan her projede ondan benzerlikler aranıyor. Son örneği Ata Demirer'in Bursa Bülbülü filmindeki karakterinde arandı. Ata Demirer'in Bursa Bülbülü filminde bir tip canlandırıyor ve o aslında Recep İvedik'e benzetildi. Yani öyle siz bir şey mi? Yok benzetmedim. Yani gömleğinden dolayı öyle bir şey. Yani bir çıktı bir haberler sonra zaten Twitter'dan yazıştık. Hani hiç alakası yok. Ata da çok değerli bir komedyen. Heyecanla bekliyoruz bakalım Bursa Bülbülü'nde. Ben pek alakalı bulmuyorum iki karakteri. Farklı iki karakter. Recep İvedik'in üyesi olduğu tek dernek Karaambar Kamyoncular Derneği. Recep İvedik 7'de de derneğin elemanları geliyor yardımına.
Selamünaleyküm canlar. Aleykümselam abi. Gel dediğin geldik abi. Emindeyiz usta. Şaka gibi ama birinci filmden sonra Kara Ambar Kamyoncular Derneği gerçekten kurulmuş. Fazlası da var hatta. Recep İvedik'in kaldığı oteldeki oda bile ünlü olmuş. Kara Ambar Kamyoncular Derneği gerçekten kurulmuş. Evet, birinci şaka filmden gibi, sonra yapmışlar. Hakikaten de o yol üzerinde bizim çekim yaptığımız yere yakın, o Kamyoncular Derneği'ni çektiğimiz yere yakın bir tane Kara Ambar Kamyoncular Derneği kurulmuş. Bir tane de Balıkesir civarında kurulmuş galiba. Ondan sonra insanlar eğleniyor bununla. Güzel, eğlenceli bir şey olmuş. Bir filmin böyle bir etki bırakması, böyle bir malzeme vermesi çok güzel. O filmin de kült olduğunu gösterir. Hani güzel, hoşuma gitti. Sen Kara Ambar Kamyoncular Derneği'ne üye misin? Değilim, ne olacak? O zaman o kuru fasulyeden yiyemen. O ilk filmi çektiğimiz otelin sahibi bir röportaj vermiş. Bizim filmden sonra işte o bölgenin tanıtım ve turizm acayip artmış yerli turist açısından. Antalya. Evet, o bölgede yani o otel ve o bölgede. Hatta otelde işte Recep'in kaldığı oda ayrı pazarlanmış. Yani insanlar o filmdeki gibi gelip o otelin içindeki çeşmeden su içmeye çalışmışlar filan. Onları anlatıyor. Ondan sonra aynen çok komik olaylar olmuş. Şahan Gökbakar neden çocuklarıyla çok az paylaşım yapıyor? Kimi anne, ünlü anne baba paylaşmıyor hiç fotoğrafları. Biz de çok paylaşmıyoruz. Bir kez daha baba olacak mı? Selin Gökbakar bu fikre ne diyor? Bende vardı, değerli eşim. Çok net bir şekilde. Koy aldığı, Marmaris sahillerini sahiplendiği iddiasına ne dedi? Yazın da koy aldı diye haberler çıktı, evet, biliyorsun değil mi? Koy aldı. Bu yazda bir koy daha almayı planlıyor. Çok konuşulan orman yangınlarından sonra o bölgedeki durum ne? O yangınlarda yanmayan bölüm. Hepsi ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde. Ödül geceleri ünlülerin öyle konuşmalarına sahne oldu ki kimi eğlenceli, kimi garip, kimi hüzünlüydü. İşte ünlülerin olay yaratan ödül konuşmaları. Melis Sezen ve elindeki ödülü. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Deniz Seki ve heyecanı yok dansı. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Meryem Uzerli ve hayvanları. Benim içimde bir hayvan var. Aleyna Tilki ve gözyaşları. Hadise, şapkası ve atı. Plakalı araç. Şaka değil, değil mi? Alabilirsek Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü. İşte ödül törenlerinin en ilginç, en absürt, en komik ve en duygusal konuşmaları. Sonra dün gece sabah ciddi bir şey anlatıyorum. Ciddi bir şey anlatıyorum. Evet, tamam, lütfen. Ödül törenleri birbirinden garip konuşmalara sahne oldu. Çok değil, bir sene önce Melis Sezen'in ödül aldığı sırada yaptığı ilginç konuşma çok eğlendirmişti herkesi. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Ve artık inmem lazım sanırım. Melis Sezen'in aldığı ödülü elinde tutuşu o dönem esprilerinin ana gündem maddesiydi. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Artık inmem lazım sanırım. Ben galiba artık inmeliyim ya şu an. Çok çılgınca şeyler oluyor gerçekten bu akşam, değil evet, mi? Bizim de muhtemelen sponsor. Arkadaşlar ben teşekkür ederim. Hakikaten konuşamıyorum. Olabilir mi? Ben de bir an oldum. Ama çok mutluyum. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Melis Sezen'in bol bol taklitleri yapıldı. Esprilere konu oldu. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Ödül töreninin unutulmaz anları deyince Deniz Seki'yi hatırlamamak olmaz. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Rapçi Gazapizm'in ödülünü açıklarken onun şarkısını söyledi Deniz Seki. Şarkıyı söyleme tarzı ve dansı hala hafızalarda. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Meryem Uzerli. Onun öyle bir ödül konuşması var ki akıllara ziyan. Konuşmanın teması hayvanlar. Ama dostlarımız olan hayvanlar değil, oyuncu olan hayvanlar. Yo, yani benim içimde bir hayvan var.
ve senaryoya, yani senaryoya göre böyle oluyorum bazen. Miau. Bazı senaryolara göre böyle anlatabildiniz mi? Güç geliyor. Yani biraz bir köpek gibi oldu ama o da güçlü bir hayvan. Kendisini hayvana benzeten Meryem Uzerli, konuşmada rol aldığı tüm oyuncuları da hayvan ilan edince haliyle olay yaratıyor. Karşımızda güçlü bir hayvan oluyor mesela Ozan Güven gibi. Annemin yarası da gibi ya da Oktay Kaynarca'yla da oynayabildim. Tarık Ünlüoğlu, Kenan İmirzalioğlu, Özcan Deniz, yani onlar da hayvanlar pozitif anlamda. Madem hayvanlardan açıldı konu, Hadise ve Atını getirelim ekrana. Ödül gecesinde sahneye fırlayan Cem Yılmaz, törene kovboy şapkasıyla gelen Hadise'nin atını hatırlatıyor ve herkesi kahkahaya boğuyordu. 34 kahkaha 110. Plakalı araç. Şaka değil değil mi? Alabilirsek Hadise Hanım'ın atı çıkacak çünkü. Bayağı ciddi alıp bak. Ne üstünden mi atlasın Allah Allah. Madem Cem Yılmaz'a geldi konu, oradan devam edelim. Cem Yılmaz, ödül gecelerinin aranan konuşmacısı. Ödül aldığı bir gecede o dönemki sevgilisi Defne Samyeli'yi de konuşmaya böyle dahil etti Cem Yılmaz. Defne ile beraber katıldığımız ödül törenlerinin ikincisi bu veteranlık vurgusu. Kızcağız da çıtır bir sevgili buldum diye düşünürken bu... Yaşlı 25. yıl ölmek üzere ödül özel bak gidiyor bak verin gibi. Defneciğim gençliğimize kaldırıyorum bu ödülü. Cem Yılmaz'ın bir başka törende Tarkan'a ödül verirken yaptığı espri de hafızalarda. Ne kadar büyük bir yıldız olduğunu varın hayal edin. Getir götür işlerini ben yapıyorum. Ama bazen de tatlı olmuyor her şey. Geçtiğimiz haftaya gidiyoruz. Uras Kaygılaroğlu ödül aldığı sırada sahnede Cem Yılmaz'a yarı şaka yarı ciddi bu uyarıyı yapmış ve bu uyarı gündem olmuştu haliyle. Zor birkaç gün geçirdik ailece. Hepimiz için zor oldu. Yani o kadar korktum, o kadar üzüldüğüm bir dönem oldu ki günlük hayatımda birçok üzüldüğüm, takıldığım, canımı sıkan, korktuğum şeyler çok anlamsızlaştı. Sonra dün gece sabah... Ciddi bir şey anlatıyorum. Ciddi bir şey anlatıyorum. Muhabbetler yapıyorum. Evet tamam lütfen. Ödül törenlerindeki konuşmalar her zaman eğlenceli olmuyor. Bazen ağlayanlar da oluyor tören konuşmalarında. Aleyna Tilki bunlardan biri. Ödül aldığı gecede böyle ağlamıştı Tilki. Ne kadar üzülsem ve yorulsam da hep pes pembe bir Aleyna Tilki'ydim. Ekranlarda bugüne kadar. Çünkü beni 14 yaşımda tanıdınız hepiniz. Ama aslında ben hiç çocuk olmadım. O yüzden Aleyna Tilki olmayı o kadar çok sevdim ki. Çocuk olmak istediğimde, pembe giyinmek istediğimde kendime o karakteri yarattım. Ay çok... Cool değilim şu an. Ağladım o kadar rock söyledim ya. Aleyna Tilki'nin gözyaşları her ne kadar izleyeni üzse de neden ağladığına anlam veremeyenler de fazlaydı. Yavaş yavaş dünyanın her tarafında hissettiğim, hücrelerime kadar hissettiğim o zulmü de. Ama o hissettiğim gerçek mutluluğu da gösterme zamanım geldi. Çünkü beni izleyenleri ve sevenleri ben de çok sevdim. Tüm benliğim ve gerçekliğimle Aleyna'yı soyunuyorum artık ve Aleyna olmaya karar verdim. İçimde hep pembe o çocuk kalacak ama artık ben Aleyna'yım, benim artık. Gonca Vuslateri'nin uzun yıllar önce Atilla Özdemiroğlu'na ödül verirken döktüğü gözyaşları da çok gündem olmuştu. Gecenin bir yarısı çok bunalımlı bir zamanımda ve oyuncu olarak kendime hiç inanmadığım bir zamanda... Sana mesaj attığımı biliyorum. Atilla lütfen ben çok zengin bir oyuncu olmadan ölme. Lütfen bunu gör çünkü sana bunu göstereceğim diye. Ve sen de bana bekleyeceğim Gonca. Seni çok seviyorum.
Aynı gecede Cem Yılmaz, Gonca Vuslateri'yi T'yi alınca ikili uzun süre küs kaldı. Değerli hayranı olduğum kıymetli büyüklerim, sinema severler, basın mensupları, misafirlerimiz ve Gonca Vuslateri. Atilla abinin ensesini gördüm. Ve hatırladım, dedim Atilla abi, ben bir gün zengin olursam dedim. Oldum. Ve dedim olursam dedim onur ödül alacaksın dedim. Nitekim o da oldu. Bir ödül gecesinde Öykü Karayel'in ödül konuşması eşi Can Bonomo'yu çok duygulandırmış ve müzik dünyasının karizmatik ismi böyle ağlamıştı. Bu meslek hayatında ben birazcık fazla stresli bir insanım. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim. Ve hiç başka bir yerde böyle bunu söyleme fırsatım olmadı. Ben meslek hayatıma onunla başladım. Denebilir. Bir tanesi evde uyuyor. Bunu canım oğlum Roman için alıyorum. Çok teşekkür ederim. Benzer bir sahne geçen hafta yaşandı. Beren Saat ödül verdiği eşi Kenan Doğulu'yu konuşmasıyla böyle ağlattı. Çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyle onu göğsümde taşıyarak belki ben bugünün manifestosunu çocukluğumda yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim. Ve böyle yaş aldıkça seksileşen yılın ikonunu bu ödülü verdiğim için çok mutluyum. Sevgili. Seni çok seviyorum. Duygulandım biraz tabii. Normalde duygulanmamayı planlıyordum ama sistemim ona aykırı yani. Duygulanmak üzerine kurguluyum. Hepinize sevgiyle selamlıyorum her şeyden önce. Eğlenceli videolardan çok konuşulan görüntülere, haftanın güzellerinden ilginç tatil karelerine, ünlülerin sosyal medya paylaşımları geliyor. Güzar Koreli'nin baba kelimesiyle imtihanı. Senin adın ne? Baba. Onun adı ne? Baba. Benim adım ne? Baba. İbrahim Çelikkol'la oğlunun spor keyfi. Bülent Ersoy'u gören masum çocuğun seyre değer halleri. Ve daha neler neler. İşte sosyal medya ünlü manzaraları. Sosyal medya turumuzda ilk konuğumuz Hayal Köseoğlu. Dansa ilgi duyan güzel oyuncunun dans figürleri dikkat çekici. Güzar Koreli'nin minik kızıyla eğlenceli sohbetinde sıra. Her soruya baba yanıtını veriyor Leyla. Senin adın ne? Baba. Onun adı ne? Baba. Benim adım ne? Baba. Sen bugün ne yaptın? Baba. Peki. Aç mısın? Aç mısın kızım? Ha. İyi misin? Dışarı çıkalım mı? Senin adın ne? Adın ne senin? Ben. Islak mendil yenmez Leyla'cığım. Islak mendil yenmez anneciğim. Hayırlı evlat Kıvanç Kasabalı'nın babasını tıraş ettiği anlarda sosyal medyanın ilginç olaylarından biriydi bu hafta.
Fight'ı çok sevdi Berdan Mardin'i. Bu kez evinin bahçesinde futbol oynarken giydi ve Berdan Titan'ı lakabının hakkını verdi. Olmuyor işte. İbrahim Çelikkol, minik oğlunu omuzlarına alarak spor yaptığı anları paylaştı takipçileriyle. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Sadi Payaslısı Ertan Saban doğum gününü kutladı. Saban pastasını üflerken o anları rol arkadaşı Devrim Özkan görüntüledi. Evet. Aykom tut hadi tut. Oldu. Bravo. Damla Sönmez mini ayna dansıyla haftaya eğlenceli bir başlangıç yaptı. Kenan Doğulu ve Nüket Duru katıldıkları bir gecede beraber şarkı söyledi. Mine Tugay ve Murat Boz son dönemin trendine uydu ve yapay zeka tarafından oluşturulan çizimlerini takipçileriyle paylaştı. Kuyumcuyu ziyaret eden Bülent Ersoy'u gören küçük çocuğun şaşkın halleri bu hafta sosyal medyada ilgi gören paylaşımlar arasındaydı. Birileri yazı yaşamaya devam ediyor. İşte Irmak Ünal, Bali'den kıskandıran pozlar paylaştı. Zerer Güçlü bir davete katıldığı kıyafetinin hem fotoğrafını hem de mini videosunu yayınladı. Defne Samyeli'nin sahne kıyafeti, Afra Saraçoğlu'nun beyaz kıyafetli dergi pozları, Aleyna Tilki'nin son paylaşımları... Demet Özdemir'in farklı imajı, Alina Boz'un yeni fotoğrafları ve Hande Erçel'in fotoğrafları da haftanın dikkat çeken kareleri olarak sosyal medyada ilgi gördü. Küçük Köse'nin özel pozlarının kamera arkasında neler yaşandı? Az sonra. Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçük Köse bir derginin kapak çekimi için objektiflerin karşısına geçti ve birbirinden özel pozlar verdi. Küçük Köse'nin özel pozlarının kamera arkasında neler yaşandı? Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçük Köse bir dergi için kamera karşısına geçti. Hazal Filiz Küçük Köse çekimin kamera arkasında bakın neler yaşadı. Thank you.
Cumartesi sürprizinden bu haftalık bu kadar. Yarın pazar sürprizinde sizleri bir kez daha ekran başına davet ediyoruz. Güzel bir cumartesi günü geçirmenizi diliyoruz.